geliyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katıl aramıza ve de sen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Hikayemiz var ki bir arkadaşımız gelecek, onun evine konuğuz skeçte. Bugün dinlenmek istiyor. Bir rahat rahat ayağını uzatıp bir keyif yapmak istiyor. Bakalım yapabiliyor mu, izleyelim efendim. Buyursunlar. Aşkım, ne yapıyorsun? Ne yapayım, biraz oturayım diyorum, biraz dinleneyim. Ay, sonra evi toplarım. Ya bir temizlikçi bulamadık hala ya. Kimse temizlikçisini paylaşmak istemiyor, nedir bu ya? Sen oradakilere sordun mu? Ha. Tamam. Sen yarın ne zaman geliyorsun? Tamam. Tamam hayatım. Hadi seni çok seviyorum hayatım. Öptüm, bay bay. Oh. Dur, İsmail. Ne oluyor oğlum? İsmail. Oğlum, ocağına düştüm kanka. Oğlum manyak mısın? Ne oluyor? Bu kız kim? Senin kız arkadaşın Jale. Selamlar. Aleyküm selam bacım. Ne oluyor lan? Kankacığım. Çiçek, Jale'yle biz kafede otururken bizi bastı. Bu kim dedi, ben de İsmail'in kız arkadaşı Jale dedim. Kavga etmişler dedim, ben de onları barıştırmak için ikna ettim dedim. O da hadi İsmail'e dedi. İyi oğlum tamam, yalan söyledin de benim sevgilim var. Çiçek bilmiyor yeteri, tamam mı? Oğlum arabayı park ediyor, hadi gelecek şimdi ya, 5 dakika lan. Oğlum yeter ne olacak? Ya iş gezisinde değil mi oğlum o ya? Tamam yarın gelecek de risk yani, manyak mısın oğlum, yapamam böyle bir şey. 5 dakika lan. Allah Allah. Hanımefendi, rahatlığınızdan sizin bu duruma okey olduğunuzu anlıyorum. Aynen. Ya rahat insanım ben. Biz Ozan'la gönül eğlendirecektik. Sonra işte bu çiçek geldi. Şimdi acıdım da ben bunu. Uzun da ilişkisi varmış. Yazık olur dedim be, yazık. Kahve niye içtin adamla o zaman? Ya istedi, ısrar etti. Kanka kusura bakma yani. Ben evliliğe gidiyoruz yeterli yani. Ben yapamam. Yapamam mı diyorsun kardeşim? Ha. Tamam Ozan kardeşim. Ben de geçen gün iş gezisinde olanları yeteri anlatırım kardeşim o zaman. Kusura bakma. 5 dakika mı dedin? 5 dakika kanka. Hadi oğlum, geldi, geldi. Gel be, gel. Açma, açma. Gel. Ne oldu? Sinirim bozuldu. Oğlum hadi lan. Dur be. Oğlum. Aç, aç. Lan niye açayım? Aç. Ne oldu? İsmail, hazır mısın? Hazır, hazır. Hazır dediği gibisin kanka, hadi. Hazırım, aç, aç. Tamam, tamam. Aşkım. Selam. Bu ne be? Kapıda kaldım. Barıştınız mı bakalım? Ne yaptınız çocuklar? Ya sen şuna bir bak. Bununla nasıl barışılmaz? Bu ponçik, bu ponçik. Ay kıyamaz bana hiç ya. Hiç kıyamıyorum, hiç. Evet. Neydi? Peki niye kavga etmiştiniz siz? Hadi biz gittik artık, tamam mı? Aa, dur be, o kadar kat merdiven çıktım. 1 saat kapıda bekledim. Nefes nefese kaldım. Azıcık soluklanayım ya. Soluklan, kavga tamam. Sebebi neydi? Ya kavga genel yani. Kavga sebebi... İsmail Jale'yi aldatıyormuş. Yuh. 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 Hakikaten yuh bana ya. Hakikaten yuh bana, vallahi yuh. Ah yani Jale'cim, sen nasıl affettin bu durumu? Hayır Ozan, böyle bir şey yapsa... değil onu affetmek, hayatı zindan eder ona. Edersin. Ya aşkım şey... öyle önemli bir şey değilmiş, uzatmaya gerek yok dedim. Bir de aşkımız ondan daha büyük dedim, affettim ya. Kıyamıyorum. Bak görüyor musun ya? Ya? Ne kadardır beraberdiniz siz? 2 yıl.
üçten... 2 yıl. 2 mi 3 mü? 3'ten gün alıyoruz ya, 3'ten gün alıyoruz. Yani böyle ben şey sevmiyorum. Yani böyle bir o yıl bitmeden onu saymayı sevmiyorum. Hani doğduğunda nasıl bir yaşında değilsin ya, onun gibi düşün. Hep kafa karıştırıyor. 2 yıl, 2 yıl. 2 yıl, 2 yıl, 2 yıl. Cahil çabuk gözlerini kapat. İsmail, Cahil'in gözlerine bakmadan göz rengini söyle bana çabuk. Kahverengi. Tamam, bu basit bir soruydu. Evet. Cahil'in burcu ne? Koç. Boğa. Net boğa. Yükseleni koç. Cahil. Çabuk bana kimliğini ver. Aa, ne yapıyorsun? Sen sus lan bir dakika. Lan mı? Sen rahat edeceksen al hayatım al. Al hayatım al. Hay Allah. 29 Nisan. Boğa doğruymuş. Evet. Doğru tabii yenge. Yalan mı söyleyeceğiz sana yani? Peki Cahil'in soyadı ne? Yılmaz. Doğru. Doğru tabii yenge. Doğru ya. Yenge niye kovalıyorsun ama sen de ya? Doğru tabii ki. Ay ne bileyim öyle. Ay kusura bakmayın ben şey oldum yani. Onlar öyle kafedeki hallerini gördüğümdeki şey geldi. Bir an o duyguyla ben şey yaptım. O yüzden ne olur kusura bakmayın ya. E hadi o zaman bir serpil. Serpil mi? Aa. Nereden aklına geliyor öyle şey? Ama ben hep anları ölümsüzleştirmek isterim aşkım. Evet, geçin yapalım. Bakayım arkama şöyle. Neredesiniz? Geldim. Hadi bakalım. İsmail'cim sarılsana sevgiline. Çok güzel oldu. Evet. Hadi biz tamam gidelim artık. Ben bir lavaboyu kullanabilir miyim ya? Şurası. Ya aşkım artık. Dur bir elim yüzümü yıkacağım. İyi tamam hadi tamam. Yılmaz'ı nasıl bildin lan? Allah yardım etti. Vallahi. Sen de var ya ne fenasın. Hemen göz rengime dikkat etmişsin ha. Lan Türklerin %90'ı kahverengi. Hadi hadi bırak. Allah aşkına gideyim tamam, ömrümden ömür gitti ya. Vallahi benim de gideceğiz tamam, çıksın gideceğiz kanka tamam. Allah. Ey Cahil. Sürpriz. Yeter. Yeter mi? Bak sevgilim yeter. Yeter. Geldi. Panik yok. Panik yok. Tamam dur bir dakika. Dur. Tamam panik yok. Yeter geldi. Tamam sen temizlikçi aramıyor muydun kanka? Tamam. Cahil'e bizim ayarladığımız temizlikçi tamam mı? Tamam. Tamam da çiçeğe yeter hakkında ne diyeceğiz? Tamam. Ya kuzeni deriz. Şey olur. Zaten çıkacaklar. Kuzeniydi deriz. Tamam. O zaman okey. Ben o zaman gidiyorum hemen. Çıksın biz de artık çıkalım. Hadi. Tamam. Allah'ım sana sığınırım ya Rabbim. Aşkım! Ay Ceylan'dan çarptı ya kapı. Olsun hayatım olsun. Olur böyle Ceylanlar falan. Sürpriz yapayım dedim sana. İyi yaptın. Çok iyi yaptın. Evet. Bu kim? Bu yeni temizlikçimiz. İsminiz neydi? Jale. Ozan da sevgilisi çiçek ayarladı. Aa, evet. Ne haber Ozan? Sağ ol yeter senden ne kadar iyi bir şey yapmışsın ya. Çok naziksin. Gerçekten çok uzun zamandır arıyorduk bizim eve yardım edecek bir insanı. Hoş geldiniz. Şu bavulumu bırakıp geliyorum. Hoş bulduk. Sağ ol abla. Hoş bulduk. Oğlum hani yarın geliyordu lan? Ben ne bileyim oğlum. Allah senin var ya bildiği gibi yapsın. Yarın ne bileyim oğlum. İşte sürpriz yaptı. Tamam kanka. Ya kız şurada tuvaletten çıksaydı ne olacaktı? Ne olur gidin artık. Tamam. Ay İsmail yani bu tuvaletin hali. Bir temizlikçi falan getirin. Bu ne hal ya böyle? Ne oldu demin bir ses duydu. Bir de biri mi geldi? Kim ya? İsmail'in kuzeni Yeter geldi. Onlar ailecek artık şey yapsınlar. Biz gidelim artık. Canım buradayız. Bir selam verin. Bir merhaba diyeyim. Çok ayıp. Ya yol yorgunu. O şimdi yatmış. Uyumuştur bile. Geldim. Biri daha. Merhaba. Yeter. Çiçek benim kız arkadaşım Yeter. Evet. Süper. Ya Çiçek çok teşekkür ederiz ya Jale için. Ay rica ederim efendim. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Ozan halletti o işi. Vallahi çok teşekkür ediyorum Ozan. Her şeyin en iyisini yapacak birine benziyor. İnşallah. Ama biz merak etmeyin. Onun bir dediğini iki etmeyiz. Her zaman onun isteklerini yaparız. Çünkü çok uzun zamandır bizim öyle birine ihtiyacımız vardı. Ay siz bu kadar ilgilisiniz İsmail'e ha? Tabii ki. Canım o benim. Çok yakınızdır biz Yeter'le. Ya. Herhalde yakın olacağız. Ya ne bileyim böyle çünkü uzak olanlar da var. Ay yok ben hiç sevmiyorum öyle uzaklıkları. Ha ben de o yüzden bu konuyu kapatalım. Evet. Hadi be kapatalım bunu. Be. Hadi ya. Hadi gittik biz hadi. Gittik biz. Hadi gidelim bir. Cahil'e ne zaman başlarsın? Hemen başlarım. Tamam. Anlaştık biz. Hadi siz gidin. Hadi iyi günler. Hemen...
Neye hemen? Hemen. Yani haftada bir gelirsin değil mi? Nasıl? Canım haftada bir az değil mi? Artık 3-4'üne gerekiyorsa gelirim yani. Şimdi ben gününü bilemem tabii sayısını ama... Neyse oldu. İyi günler, iyi günler. Ayaklarınıza sağlık. Görüşürüz. Oldu. Hadi. Oldu. Oldu. Ay ne kadar tatlı insanlar ya. Nasıl makbule geçti vallahi Jale. İyi ki geldin, hoş geldin. Aa, canım, çok uzun zamandır ihtiyacım vardı. Anam, sağ ol hanımım. Ne yapalım, nereden başlayalım? Mutfağa ne dersin? Ya ben bir şöyle şey yapalım. Ben çok yorgunum bugün. Ses falan çok çıkar. Doğru. Sen yarın başlasana olur mu ya? Doğru. Yarın başla. Hadi sen yarın başla. Ya, olur bir tanem. Sen nasıl etmez. Uygun görürsen. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam, Jale kızım sen de git de. Ha, yok be. Hemen bugün başlamam lazım. Pislik içinde her yer. Sen gitsen biz hallederiz. Yok. Hemen başlayayım ben. Başla. Bu pislik daha çok ortaya çıkmadan başlayayım ama malzeme yok. Ha. En azından malzeme alınsa başlasam ben. Bugün başlamam lazım. Kızım sen git, biz alırız malzemeyi. Bir git. Sen... Hemen bugün alın, ben başlayayım. Pislikler örtülsün. Malzeme yok. Malzeme yok. Bizde malzeme yok. Yok. Ona kızgındı. Evet. Hayatım sen yol canım, yorgunusun ama sen alabilir misin? Biraz belim ağrıyor benim. Okuyamam senin belini. Tabii ki bir tane. Tabii ki. Hemen koşar gider malzemeleri alırım. Tamam. Jale'cim ne lazım? Yüzey temizleyici, çamaşır suyu, Arap sabunu, sarı bez. Ben geliyorum. Tamam. Jale'yi hemen alıp yetiştireceğim. Tamam hanım. Aşkım. Abla, sağ ol abla. Ne oluyor, niye gitmiyorsun? Ha? Fidye istiyorsun değil mi? Ha? Para istiyorsun. Al sana para, al. 20 lira lan bu. 20 lirayla mı beni susturacağım? Para falan istemiyorum ben. Abim mesaj atmış. Ne? Ya çiçek fotoğrafımız çekmişti ya. Gitmiş paylaşmış, burayı da etiketlemiş. Manyak mıdır nedir burayı ya? Burayı mı etiketlemiş? Evet. Buraya sen mı geliyor? Sen de bana sarılmışsın ahtapot gibi, üstüne de yazmış. Çifte kumrular diye. Abim de yazmış, geliyoruz şu kumruyu bir didikleyelim diye. Bunlar tehlikeli bir tipler mi? Geç bakayım yani... Şöyle. Şöyle, beni en son bir tane çocuk üzmüştü. Origami gibi katlayıp çocuğu tavşan yaptılar. O ne ya? Ya Ozan nasıl kızlarla çıkıyorsun sen ya? Ya kusura bakma Jale ama bu nedir haklısın ya? Haklısın ya. Ben burada uzanıyordum ya. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Doğru, ben sana hak veriyorum, doğru. Bir şey demiyorum ben. Abi hoş geldiniz. Ona biz karar veririz. Ben İbrahim, kardeşim Mustafa. Demek İsmail sensiniz. Evet abim. İsmail, kardeşimizi oyalamak gibi ölümcül düşüncelerin yok değil mi kardeşim benim? Abi ben hiç öyle bir insan değilim. Ha, öyle olsan insan olamazsın zaten. Tavşan falan olursun. Oturalım bakalım Mustafa. Evet abi, hoş geldiniz. Hoş kardeşim. Evli bir çift için ev biraz küçük. Evli mi? Evli tabii. Evlenince evli olur insan. Abi biz tanışma aşamasındaydık da ondan... Evlenince tanışırsınız. Tamam abi. Zira İsmail tanınmaz bir hal alırsa manası kalmaz diye düşünüyorum. Doğru dedin. Gelen kim? Temizlikçi abi. Hayatım, bitti. Ha. Bizim banyo akıtıyordu ya, o sızıntıyı halletmek için iki tane usta çağırdım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Jale, ben bunları aldım, eksiklere bak bakayım. Tamam, yok, eksik yok. Tamam, banyoya koy canım. Tamam mı bu isteklerini? Tamam canım, banyoya koy. Banyoya götürüyorum ben bunları. Koy oraya sen. Temizlikçiyi de tanındığına göre bir süredir devam ediyor bu iş sanki Jale. Abi bir kere denk geldik, o kadar abim. Başka temizlikçiniz mı? Çok güzel İsmail. Evet. Temizlikçiniz fazla güzel. Sizin temizlikçiniz haddinden fazla güzel İsmail. Abi öyle denk geldi. Gönder kendisini. Abi yazık değil mi kıza? Gönder yoksa yıkarım burayı. Yıkarım. Ay yıkarım mı? Ay hay Allah. Yıkmadan olmuyor mu? Olmaz. Ya yıkacağız ya oyacağız. Tabii canım, yani siz ne derseniz o. İşin ustası sizsiniz sonuçta. Sen de kusura kalma bacım. Yok,
efendim. Estağfurullah, ne kusuru. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Tabii tabii. Yani eğer böyle olacaksa, yani yıkım diyorsanız yapacağız. Mecbur yani. Eyvallah. Bacım. Evet, aynen öyle. Şey, banyo göstereyim mi size? Yani aslında bir evi görsek iyi olur. Arka odaları falan genel olarak bir baksak. Arka odalarda mı? Her oda ayrı ayrı mı? Tabii şimdiden bakalım ki sonra bir sıkıntı çıkarsa erken önlem alalım yani. Ay buyurun o zaman, ben size arka odalara doğru götüreyim. Abi, hay abi, Allah ya. Abi, buyur abi. Hep oralarda tamam. Da yıkım olacak ha? Bakacağız. İyi usta, iyi. Siz? Beni elleme. Ağzı var değil. Tamam, ustalar gidince de ben de giderim hanımım. Aa, sen nereye gidiyorsun Şahane? Bugün işe başlayacaksın, aldım ya. Şimdi ustalar yıkacak ya, her yer toz olur. O yüzden onu daha sonra toparlar diye düşünüyorum. Çok doğru düşünmüşsün bir tanem. Ha. Ay çok sıkıştım be. Durun ben bir hemen halletmek için geliyorum. Tamam, tamam abla, tamam abla. Ne olacak kızım şimdi, ha? Ne olacak? Evimin yerini de biliyor abinler. Ne olacak şimdi? Ya tamam ya, tamam öf. Ben kendim istemedim, ayrıldım. Salağın teki falan derim. Oho, artık bu kim ya? Bu kim ya? İsmail! Oh. Çok sevindik annem. Story'de gördük, hemen geldik. Evet oğlum, evet. Hiç sevgilin olacağına inanmıyordum, biliyor musun? Bunu duyunca hemen koşa koşa geldik. Sağ ol kızım. Ha, tanıştırayım karım Mehtap, ben de Hayati. Sağ ol kızım. İyi ki bizim oğlumuzu seçtin. Ha, ne demek, her zaman. İsmail, annem baban gelmiş. Evet, gelinleriyle tanışmaya geldiler. Gelinleriyle mi? Evet. İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum. İstersen sen git herkese bir kahve koy. Aa, kahve? Tabii efendim, yapayım yapayım. Çok memnun oldum efendim. Ben yeter bu arada. Kahveleri hemen yapıp getiriyorum. Sağ ol kızım, sağ ol, sağ ol. Canım. İsmail kim bu? Temizlikçi. Ha. Ayakta kalmayalım, oturalım canım şöyle. Ben de buyurun, buyurun. Yani gelinimi tanımak istiyorum, değil mi? Değil mi? Evet, öyle. Tabii. Yani ne yapıyorsunuz? Nerede tanıştınız oğlumla? Biz Evet. Ev uygun gibi. Oo. Birileri gelmiş, Mustafa. Merhabalar, merhabalar. İbrahim abi, annem babam sürpriz yapmışlar. Öyle mi? Ne kadar güzel bir tesadüf oldu. Ay sağ ol canım, sağ ol. Sağ ol, hürmetler. Merhabalar. Siz kimsiniz? Abim Giller, İbrahim, Mustafa, ikisi abim Giller. Aman Allah'ım, ne kadar güzel denk gelmiş. Düşünebiliyor musun ya, aynı anda. Diyorum ki bu güzel, acaba karşılaşmayı taçlandırsak mı? Ne gibi? Bir söz mü kessek acaba? Söz mü? Evet. Evet oğlum, herkes burada. Hadi bir söz kesin. Kapıyı kapat, cereyan yapıyor. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hep beraber şöyle bir ayağa kalkalım, bu işi halledelim ha? Öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım, buyurun. Hadi. Buyurun, hadi bakalım. Ne oluyor İsmail? Söz kesiyoruz, bırak kahveleri. Ay inanmıyorum, bu kadar hızlı. Hay Allah, bir şeyler yapsaydım kendime. Evet. Pardon, ustalar. Siz de mi katılacaksınız? Hacım hazır buradayız, yani gelmişiz. Böyle bir tesadüf olmuş. Duralım tabii. Doğru, doğru, doğru. Hoş gelmişsiniz. Nasıl da her şey denk geliyor. İnanılmaz. Evet, madem öyle, o zaman başlıyorum. Ay hadi. Efendim, gençler birbirini görmüşler, beğenmişler. Biz büyükleri olarak da, biz de onlara destek olmalıyız. Bize düşen de zaten bu. Vallahi. Benim güzel kızım, hayat boyu mutluluklar diliyorum size. Çok, çok. Haydi alkış! Bunu kutlayalım. Abi bunu kutlayalım. Abi, hemen yemeğe abi. Gidelim. Abi. Dışarıya çıkalım, dışarıda yemek yiyelim. Buyurun. Hep beraber. Anne baba siz ondan gidin. Ben sözümle bir şey konuşacağım. Harika oldu ya. Harika. Şahane, vallahi uğur getirdin ya. Hayatım, inanabiliyor musun? Resmen evleniyoruz. Evet, nihayet ikimizden biri evleniyoruz. Nasıl? Şöyle ki yeter. Hayat boyu mutluluklar. Gidelim Cale. Hadi. Düğünler çok güzel anılar. Neden Ragıp amcayla halay çekerek kutluyorum? Görmüş, geçirmiş, akıllı teyzelerini sayılırız. Kendi adına konuş Burcu. Düğün mekanı. Kaynanam seçti. Peki gelinliğini? Kaynanam seçti.
akrabalar canımız ciğerimizdir. 10 sene yazdığı satasıya kadar. Yazdığı niye sattınız? İşte gelenimiz gidenimiz hiç eksik olmadı. Alayı mekanını. Kaynanan sen. Sen niye susuyorsun? Salih dayı bu kurt kaptı! İnşallah barıcı hale gelir. O anlatır niye düğün yapsın? Ya Mustafa beni çıldırdı Mustafa! Düğünümde düğün yapımı çok güzel geçmiş. Kaynanan bana asla haber vermedi. İlk dans şarkınız çalıyor. Ay aşkım bu bizim şarkımız değil diyorsun. O da diyor ki kusura bakma son anda anam böyle istedi kralım. Benim çocuğumun şöyle değişiktir, böyle tuhaftır, böyle hoş bir huyu vardır diyen var mı? Buyurun, burada bir hanımefendi var. Merhaba, evet. Ben Almanya'dan geliyorum. Adım Muhtara. Biz sizi... Almanya'nın neresi? Mannheim. Ha. Benim kızım 1,5 yaşında konuşmaya başladı. Ha. Kimse inanmıyordu. Şimdi uçaktayız. Normalinde bebekler öne bağlanılıyor ya böyle. Kemer verdiler. Hostes diyor ki bu bayağı konuşuyor nasıl 1,5 yaşında. Mecburen kimliğini göstermek mecburiyetinde kaldım inanmaları için. Peki o hızlı gelişim sonra da kendini gösterdi mi? Şimdi birazcık ağırlaştı ama haleden. Yani 1,5 yaşında konuşmaya başladı sonra... Biraz ilerleyip yaşıtlarını bekledi mi gelişimde? Bekledi, bekledi sonra. Ama 1,5 yaşında yani çatır çatır konuşuyordu. Kimse tebrik ederiz. Ya. Gelişiminin devamını dileriz. Teşekkür ederim. Bir ev ziyaretine gideceğiz. Misafirler de var efendim. Çiftler, onlar da kendi çocuklarından bahsedecekler. Bakalım konu neymiş, nasıl gelişecek izleyelim efendim. Buyursunlar. Çocuk. Ay çocuklar. Bizimkiler çocuk. Ay ya. Çocuklar da çocuklar. 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 Çocuklar çok, çok özel. Çok özel çocuklar. Evet. Yani bütün çocuklar özel biliyorsunuz sevgili dostlar. Ama yani bizim çocuk diye söylemiyorum. Bizim çocuk çok özel bir çocuk. Çok özel. Aşırı derecede özel. Aşırı. Her şeye yeteneği var. Böyle aşırı dil doları kendi bir çocuk. Çok özel. Özel bir çocuk. Maşallah maşallah. Da bizimki o kadar özel bir çocuk. O kadar özel bir çocuk. Algıları o kadar açık ki efendim spora yatkın, sanata yatkın, bilime düşkün, felsefeye düşkün. Öyle değil mi bacım? Düşkün, düşkün. Her bir şeye düşkün yani. Paralı kanal gibi çocuk ya. Çocuğum vallahi yani bursuna parasını yatır, her bir şey olur yani. Öyle çok özel, acayip özel bir çocuk aşırı yani. Evet. Bizim Sadık da... çok sıradan bir çocuk. Nasıl ya? Ben 7 yıllık babayım. Yani çocuğuna sıradan diyen bir baba ilk defa... vardır bir özel bir tarafı. Yok. Hiçbir şey yok. Nasıl? Hiç. Vallahi enteresan. Yani şimdi böyle nispet yapar gibi olmak da istemiyorum. Yani cümlelerimi seçerken, kelimelerimi çok da dikkatli olacağım ama... yani bizimki öyle bir çocuk ki... sen kapı çalınıyor ya, hani gelen oluyor, giden oluyor. Kapının sen zilini dinliyor, dinliyor, dinliyor. O zilin sesinde aa, piyano çalmaya başladı çocuk. Maşallah. Çok başarılı, bu da çok başarılı ama inanır mısınız? Bizim çocuğumuz 2 yaşında İngilizce yaladı yuttu yedi bitirdi Almanca konuştu. Ama. 2 yaşında. Ama o da bir şey. Bizim yabancı diline başladı. İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Uygurca. 1 yaşında yüzmeye öğrendi. Bir. Ya onlar falan hiç önemli değil. Ben şimdi anlatmayacağım da anlatayım hadi. Bizim oğlan hanımın karnında konuştu. Ya. Aldıydı doğumuna oturduk böyle evde. Ulan böyle ben gelir, ben gelir. Ben geliyorum diyormuş. Ben geliyorum. Ben geliyorum diyor. Yani karnın içinde, etin içinde olduğu için evet. Tam sesi atamamış. Boğuk dışarı... geliyor sesi, boğuk. Boğuk geliyor. Ben geliyorum, ben geliyorum. Ulan gitti böyle koşarak. Kendi söyledi yani geldiğini. Ya. Öyle doğdu ya. Yani. Çok özel, çok acayip felaket özel bir çocuk. Yani. Bizim çocuk çok... genel. Bizim çocuk çok genel. Öyle bir özelliği yok.
Gerçi anne karnı çok ilginç. Bizim Mannheim'da bir akraba var. Onların çocuğu 1,5 yaşında konuştu. Sonra da durdu çocuk. Niyeyse. Ne zaman yürümeye başladı? Diğer arkadaşlarını beklemiş. Ben Mannheim'dan duydum. Bizim akraba aradı da beni. Ama... Bizde de işte öyle, yani öyle ne bir özellik, ne üzerine eğileceğimiz bir yetenek. Bizim Sadık'ta hiçbiri yok. Sıfır. Yok yani. Evet, yeter. Evet, yeter. Yani şöyle yeter diyeceğim artık. Herkesin çocuğu özel. Tekrar söylediğim gibi. Şimdi bizimki hem piyanoda çok başarılı olunca kodlama yapmaya da başladı. Nasıl güzel kodluyor. Tabii. Önce gidiyor, kodunu kodluyor. Oradan hop fırlıyor. Drama derslerine gidiyor. Bizimki de kodluyor. Nasıl kodluyor evde? Kodluyor. Oradan çıkıyor, dramaya gidiyor. Yetmiyor, oradan çıkıyor. Satranca gidiyor. Yetmiyor efendim. Tenis de oynuyor benim çocuğum efendim. Bizimki de demir yalıyor. Demir yalamak da çok... Demir mi yalıyor? Demir yalıyor bizimki. Bahçe hortumunu sokuyor. Şeyi anlatsana. Çamur. Çamur, çamur. Çamurla oynuyor. Çamur yiyor. Çocuk. Öyle yani. Sıradan bir özelliği olmayan çocuk. Dümdüz. Ova gibi. Nasıl bir çocuk ya öyle? Demir memir yalıyor yani. Bizim çocuk da özel olduğu için özel okula gidiyor. Özel okulda da özel hocası demiş ki... ...sen demiş kesin bilim adamı olursun demiş. Ulan yani ölecek ya, çok felaket özel bir çocuk. Bizimki de sanatçı olacak. Ha. Öyle demiş hocası. Vallahi bizim çocuk da... ...ne olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Vallahi yok. Nalbur da olabilir, çöpçü de olabilir, bakkal da olabilir, temizlikçi de olabilir. Yelpazesi çok geniş. Yeter artık ama ya. Şurada bak anlatıyoruz burada yani. Nalburluk falan tamam benim. Rahmetli babam da nalburdu. Kötü bir şey değil, iyi bir şey ama yani bu kadar da olmaz ya. Oğlan düz bilim adamı olacak, uçacak, kaçacak diyoruz. Hala yelpaze diyorsun yani. Hani olsa bir yeteneği, vallahi hemen götürürüm bir kursa falan yazdırırım da bakıyorum. Yok. Yok, dümdüz. Sıradan bir çocuk yok. Ya tamam, biz de böyle kurslara murslara bir sürü paralar ödüyoruz, özel okullar, onlar bunlar filan ama... ...biz çocuğumuzun geleceğine yatırım yapıyoruz ya, öyle düşünüyoruz bu durumu. Doğru. Şimdi şöyle, yani bizim çocuklar o kadar özel eğitimler alıyorlar ki... ...bu eğitimlerin sonucunda ileride çok büyük insanlar olacaklar. Çok önemli mesleklere sahip olacaklar. Nasıl doğru meslekler mesela? Yersiz çıkışlarım var. şöyle, mesela profesör olacaklar. Ha. Mesela çok önemli cerrahlar olacaklar. Mesela çok önemli sanatçılar, hatta astronot olacaklar. Doğru. Çöpleri kim toplayacak? Ya, sabah kim kalkıp dükkanı açıp ekmek dağıtacak? Ya Hayati Bey, ne var onda? Herkes yapar onu ya. Yapar. Yani bakıyorum etrafıma. Herkesin çocuğu ne hikmetse ya doktor oluyor, ya mühendis efendim, ya astronot, ya sanatçı. Ya kimse de demiyor ki benim çocuğum da şoför olsun, temizlikçi olsun, yok efendim fırıncı olsun. Kimse demiyor yani. Şimdi hepimizin çocuğu bunların peşinde koştururken... ...benim çocuğum da son derece sıradan bir işe girip çok para kazanacak inşallah. Neden? Çünkü sıradan. Bak, bu da doğru. Bütün çocuklar özel, bütün çocuklar farklı. Bugün bu devirde sıradan olmak bir çocuk için çok sıra dışı bir şey. Biz niye bunu atladık ya? Vallahi bir şey demeyeyim diyorum ama yani böyle özel yetenekli çocuklarınız olduğu için sizin için çok üzülüyorum ya. Ya sıradan bir çocuğa sahip olmak çok güzel bir şey. Kafan rahat. Benim kafam karıştı ha. Vallahi kafa şey diyor. Acaba sizin Sadık sıradanlık konusunda bizim çocuğa özel ders mi versen? Ya orada mı burs parası verir? Sıradanlık içinden para harcayacak yani. Mantıklı gibi geldi ya, bana. Ya olmaz öyle şey. Bir dakika ya, bir dakika. Bizim çocuk geçen gün burnunu karıştırıp duvara sürüyordu ha? Sümüğüyle balon yapıyordu. Sıradan değil mi bizim çocuk? Sıradan bence. Şey yapıyordu ama sıradan tabii ki de. Şey notalar, piyano. Piyano çalıyor çocuk. Nasıl kızım, olacak? Kızım o piyano bizim şey kapı zili. Kapı zili bizim ding dong diye çalıyor. Onu herkes çalar. Yani onun muhabbet kuşu bile çalar gagasıyla. Bizimki çocuğumuz çok sıradan. Onlarınki özel. Evet. Ne?
Yok ya, bizimki çok iğrenç bir, sıradan bir çocuk. Sıpsıralar hatta bizimki. Sıradan ya, bizim çocuk. Sıpsıradan mı? Hı. Az evvel söylüyordunuz İngilizce konuştu. Daha doğduğu gibi Almanca konuştu. Kız, karın içinden konuşuyor. Almanca dediğin nedir ki canım ya? Das tus diyor, zayne mayne diyor, under munder diyor ya. Asıl sizin çocuk hani bir yaşında yüzmeye başlamıştı. Hadi bana ona cevap versin. O suyun kaldırma kuvveti canım. Yani başka ne denir ki? Bizim çocuk spordan ne anlar? Çocuk basketbol maçını izliyor, sayı atılıyor. Oo, gol oldu diye seviniyor. Sizinki anne karnında konuşmayı öğrenmiş daha, ne yapsın? Lan saçmalama ya. Ben onu öyle şey, lan dur. Hanımda gaz vardı, zart dedi, bıraktı, oydu. Karnı kuruldadı. Ya karnı kuruldamış. Neyse, karnı kuruldadı. Ben onu öyle latif olsun diye, çocuk şey diye, özel diye şey yaptım. Yoksa değil. Sıradanlık konusunda kimse benim sağdığımın eline su dökemez. Vallahi kusura bakma. Öyle, öyle. Tabii. En sıradan bizim çocuk. Lütfen rica ediyorum. Bizimki de sıradan. Sıradan bizimki. Bizimki sıradan ya. Vallahi kapıya bakar mısın Hayati'cim? Sadıktır. Hay Allah, görürüz. Sıradan. Hah, gel oğlum, gel. Gel. Gel bakalım. Ha, ne yaptın okulda? Hiç. Hiçbir şey yapmadım baba. Görüyorsunuz değil mi? Zararsız, kayıpsız, iddiasız bir çocuk. Canım oğlum benim. Gel, Sadık, gel şimdi, gel. Hoş geldin annem, gel. Bak misafirlerimiz gelmiş. Hadi misafirlere hoş geldin de. Bak, demiyor. Demiyor. Neden? Çünkü sırada. Çocuğun ağzı laf yapmıyor, çocuk asosyal. Yani onun yaşında sen ben nasılsak o da öyle. Öyle sıradan. Bizimki gelseydi şimdi, herkesi kitlemişti okulda şöyle oldu, böyle oldu diye. Sosyal ya, hastam. Yok canım, olur mu? Öyle şey olur mu canım? Hoş geldin kızım dediğimizde dut yemiş birbirine dönerdi canım şimdi sende. Hiç şey yapmazdı. Bu ne? Ne yavrum? Bana hediye mi getirdiniz? Ya oğlum sana niye hediye alsınlar? Aa. Kendi çocukları var, bak görüyor musun sıradan çocuğu ya? Aa yo 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 yo. Ben bunu Sadık için getirdim aslında. Bizim kız şey yapamıyor ya, keman çalamıyor. Gel çocuğum gel. Bu benim kızımın kemanı, eski kemanı, küçüklük kemanı. Al senin olsun çocuğum, çalarsın belki. Ya bizim oğlan nasıl çalsın kemanı da? Hayatında görmemişim. Neden canım? Al oğlum dene. Ha denesin canım, oynasın hiç değilse. Bizim kız zaten çalamıyor. Beceriksiz. Sadık, bunu böyle gerdaniyenin altına koy çocuğum. Şu sopayla da şöyle şöyle yapıyorsun. Çalınıyor işte. Ezgiler mezgiler bir şeyler. Hadi yavrum dene. Bir bakayım. Bak bak çocuğum. Ya oğlum yavaş ya, Sadık! Kıracaksın oğlum lan! Lan koparacaksın onun tellerini. Dur oğlum, yapma oğlum ya. Ya ne anlar bu çocuk ya kemandan? Siz de aşk olsun ya. Ya oynasın ayağım. Hayır çocukla dalga. Bunu böyle çalmak. Evet. Değildir ya. Özel özel değildir. Özel, özel misin lan sen? Ha? Bilmem. Özel miyim ben? Değilsin lan. Nerede çıkarıyorsun? Allah Allah. Öyle bir şey yok. Eyvah. Şimdi şu ekonomide de bir de keman kursuna mı göndereceğiz bu çocuğu? Aa, bizim çocukların servis saati, ben açarım Mehtap Hanım. Sen niye açıyorsun? İnsan. Hah gel gel. Gel anneciğim gel gel. Aa Bahadır. Senin suratın neden asık çocuğum benim? Anne ya, Cüneyt Hoca okulda hikaye kitabından 10 tane soru sordu, 4 tane yanlışım çıktı. Aferin benim çocuğuma, durdun mu? Yanlış yapmış.
Alırım lan, alırım ha. Bana bak, ben bilemedim değil mi? Hiçbir şekilde bilemedim. Babasının oğlu, aynı ben yani. Alırım. Ne oluyor? Kızlar. Feride, ne oldu kızım? Bugün piyano dersinde parçayı çalamadım baba. Yemin et. Yemin ederim. Vallahi mi kız? Vallahi anne. Hiç mi çalamadın anam? Yok, çalamadım. Öğretmen dedi ki... çok çalışman lazım. Yoksa dedi, böyle olmaz dedi. Olur, olur. Olur kız. Olur, manyak mısın sen? Bırak ya, keman da geride kalsın. Piyano dedi, ha başka. Piyano dedi. Hiçbirini çalamıyor. Öyle bir yeteneksiz. Öyle bir yeteneksiz. Aferi, aynı anası. Aynı anası beceremiyor. Yeteneksiz. Belli ama, belli, belli. Biz, biz kalkalım ya. Vallahi sizin önünüzde de böyle övündük, mövündük. Kusura bakmayın artık. Hadi. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Maşallah benim oğluma. Hayati yani insan çocuğunu seçemiyor. Çok özel bir çocuk. Ne yapacaksın? Ya, keman kursları çok pahalı. Geçmiş olsun. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Hadi neyse artık, ne yapacaksınız? Hayat ya. Oldu, oldu. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bana bak lan. Gerçekten çalıyor musun oğlum bu kemanı? Bir daha çal bakayım. Şey yapma ama. Özenmeden çal. Kabalama çal. Al. Olur. Yapacağım bir şey yok. Allah da bize böyle özel yetenekli bir çocuk vermiş. Elimizden geldiği kadar destek olacağız, ne yapalım? Yani o değil de bunu yurt dışına falan da göndermek lazım. Anam! Ya! Yapacağım bir şey yok. Şaka yaptım. Ne şakası lan? Baba şaka yaptım size. Sen böyle misafirlerin yanında çalamazsın, yapamazsın diye beni gömünce... ben de koltuğun kenarından telefonunu alıp YouTube'dan keman solosu açtım. Onu çaldım size. Şaka yaptım. Sen şimdi gerçekten keman çalamıyor musun oğlum? Ya ben nasıl keman çalayım ya? Oğlum! Ya vallahi eşek sıpasına bak, yüreğimize indirdin ya. Bu çocuk özel mi? Ay vallahi hayata, ay hayata küstüm biliyor musun? Vallahi ben de ya. Özel mi? Özel sandık. Hani niye böyle yapıyorsun ya? Git el yüzünü yıka. El yüzünü yıka. Çok beşli ekmek arası helva koyacağım. Sana onu yedir. O ne? En sevdiğim. En sevdiğim. Ekmek arası helva. Vallahi inandım biliyor musun? Yüreğime iniyordu ya. Ama inandırdı. İnandırdı tabii Hayati. Yani inanamadım. Tam bir virtüöz gibi çaldı ya enstrümanı. Ya, hakikaten yalnız böyle hiç beklenmedik bir mizah anlayışı. Oradaki o disiplin, oradaki o vücut duruşu. Konsantrasyon. Oyunculuk yeteneği lan. Yandık Hayati. Oyunculuk kurslarda dünya para. Hani üstelik oyunculuk bitmeyen bir yolculuk. Para kazanacağı bile garanti değil. Değil. Eyvah, ne yapsak, dur şimdi anlarız. Bir deneyelim. Sadık. Sadık, oğlum, anne. Bir Süleyman Demirel taklidi yapsana. Bizim bu gelen arkadaşlarımız dindarlar. Burada niye acayip bir şey gibi bahsediyorsun oğlum? Uzaylı arkadaşım varmış gibi. Siz sekülersiniz ya. Şimdi ben bir de İzmirliyim. Al işte, onlar da Konyalı. Sen arkadaşlarını seküler, dindar, bilmem kim diye kodluyor musun? Tabii ki kodlamıyorum. Eyvah, dindar Mesut'la mutansız Feride geldi. Şöyle oturun. Beraber oturabiliriz değil mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen aleyküm selam biliyor musun? Evlilik bu yani. Aynen öyle, Feride almıyor. Aha, ortalık buz kesti. Allah nasip ederse ben bir umreye giderim. Hüseyin'cim, umre şey. Mekke'yi biliyor musun? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Esaretin Medeni, inanılmaz bir filmdi. Oscar'ı yok. Oğlum sen Çağrı'dan başka film bilir misin? Bu vesileyle tanıştık ayrıca. Evet. İnanılmaz gerginim, ev kızılcık şerbetine döndü. İlginç bir kutlama, eğlence anısı olan var mı orada başına bir şey gelen? Şurada var bak. Selam, Zeynep ben. Evet. Görkem abimin düğününde böyle bir şey oldu. Bir enteresan, böyle kamerayı böyle
gezdiriyordu. Görkem abi neyin oluyor senin? Benim kuzenim. Evliler, mutlular şu an değil mi? Evet. Evet. Gidiyor musun onlara arada bir? Onlar bize geliyor. Ha. Peki. Düğünde ne oldu dedin? Kameraman böyle şeyleri gezdirdi. Sürekli bizi takip etti. Şeyle mi? Jimmy Jeep'le mi? Nasıl? Evet. Böyle ejderha gibi oluyor değil mi o? Aynen. Evet. Başka var mı enteresan bir şey başına gelen? Böyle bir eğlenme oluyor. Böyle bir sarayda böyle küçük çocuklar böyle çıkıyor böyle şeye böyle. Zeynep yaş kaç senin? 8. 8 yaşında çocuğu uyanık bırakırsanız bu sırada rüya görmeye başladı bak. Sarayda böyle böyle diye bir... Zeynep verme verme teşekkür devam. Teşekkür ederim. Hayır devam et sen anlat. Böyle bir küçük çocuklar böyle şey yapıyorlardı. Böyle koşturuyorlardı. O aklıma geldi. Nerede yapıyorlardı bunu? Sarayda. Evet sarayın peşinde. Yani. Tamam. Peki teşekkür ederim Zeynep. Rica ederim. Reyna öğretmenime sevgiler. Hadi. Öpüyorum. Oh canım benim. Bana da bir öpücük. Sizi de öpüyorum. Sizi de çok seviyorum. Bakayım öpücük. Oh. Teşekkür ederim. Kızlarımı özledim. Evet efendim şimdi bizim yine bir arkadaşımız var. Yine çok önemli kararlar alan. Artık hayatında bir şeyleri değiştirmeye karar vermiş. Böyle psikolojisini düzeltmiş, değiştirmiş. Yenilenmiş bir şekilde arkadaşlarının yanına geliyor. Bakalım işe yaramış mı? Nasıl bir değişiklik yapmış? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Çok iyi oldu ya. Geldim oğlum. Ya vallahi ne güzel oldu ya. Ne güzel oldu ya. Vallahi ne güzel oldu böyle. Of be ya. Vallahi iyi geldi ya. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Ne yaparsınız? Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Çay alırız ya. Çay alırım ya. Çay. Tamam peki. Çay. Yalnız böyle kemik kadro partiden önce buluştuğumuz iyi oldu. Orada şimdi konuştuğumuzu anlamayacağız. Yüksek ses falan. Evet, aynen. Özlemiş mi hepiniz ya? Aa zorba ya. Kız seni de. Biz de özledik abi. Evet. Arıyoruz. Çıkarım çıkmam. Keyfin yok. Vallahi kendine gelmişsin. İyi görüyorum İyiyim. Seni ya. İyiyim. Tamam biraz keyifsiz zamanlar geçirdim. Mutsuz zamanlar geçirdim ama iyiyim. Bomba gibiyim. Vallahi radikal kararlar aldım. Aa bak sen ne gibi? Abi şöyle. Hayatımı değiştirmeye karar verdim. Mutluluk duygusuyla aramda yeni bir bağ oluşturdum. Ay. O yüzden hayatın bana verdiği şeyleri tekrardan değerlendireceğim, düşüneceğim. Ay, bu kadar çok basit. Güzelmiş. Çok güzel. Sen mutlu, biz mutlu. Canımın içi. Çok sevindim valla. Canım kardeşim. Canım. Evet, çaylar geldi şöyle. Ay, geldi mi? Oo, kalçan kadın. Eyvallah. Tabii. Şöyle buyurun çay. Çok sağ olun. Şu kurabiyenizin de. Evet, siz alın. Hadi bakalım afiyet olsun. Sağ olun. Evet. Ha kardeşim Sadık sen terfiyle ilgili bir şeyler söylüyordun şirkette. Ne oldu abi şimdi terfi olayı bizim şirkette bildiğiniz gibi. Oha! Oğlum! Çayın yanında kurabiye gelmiş. Çok iyi değil mi ya? İnanılır gibi değil. Şansa baksana. Mesut, alt tarafı kurabiye. Üst tarafı da fındık ama baksana şuna. Ya ben de hayıflanıyordum çayın yanında kurabiye almadım diye. Şuna baksana. Çok iyi be. Çok iyi. Afiyet olsun kankacığım. Heh, işte bizim şirkette şimdi terfi olayları... Vay be abi, böyle bir şey olamaz ya. Ciddi söylüyorum, olamaz. Ya kahvenin yanında kurabiye verirsin, okey, tamam. Çayın yanında kurabiye vermek gerçekten çok ince bir davranış değil mi sizce de? İnsan böyle küçük şeyleri görünce var ya... ...çok mutlu oluyor ha. Vallahi bak aslında... ...mutluluk bu kurabiyenin içindeki küçücük bir şey aslında. O kurabiyem... ...of canım kurabiyem... ...kurabiyeciğim. Oğlum kurabiyeyle ne yaşıyorsun lan sen? Kurabiye yani.
Abi, ya ben size biraz önce söyledim ya. Hani ben artık hayatı farklı bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. İşte bu söylediğim. Farklı derken yani nasıl bir farklılık bu? Abi şöyle söyleyeyim size. Yani beni mutlu edecek zaten çok az şey var. Evet. O anların tadını çıkarmaya çalışıyorum, o kadar. Ya doğru, doğru söylüyor valla. Ya biz böyle, gerçekten böyle küçük anların tadını çıkarmayı unutuyoruz, atlıyoruz. Çok iyi yapıyorsun biliyor musun? Yani çok evet. İyi yapıyorsun. Ya kardeşim, adam az önce kurabiyeyi Scarlett Johansson'u öper gibi öptü. Yani hemen mi empati, hiç sorgulamayacağız mı yani biz? Ya Mustafa, ne yapalım? Adam mutlu, biz de mutlu olacağız. Arkadaşlar, yani çok özür diliyorum. Konuyu dağıttım. Vallahi yok, önemli bak. Değil. Sen evet. Mutlusun ya, gerisi önemli değil. Evet. O zaman topluyorum konuyu. Topla. Partiye hazır mısınız? Evet! Hiç partiye ya. Evet, evet. Hazırız be. Hazırız ama bir şey söyleyeceğim. Ne giyeceksiniz? Yani ben böyle geleceğim ha. Vallahi ben her zamanki gibi işte rahat kıyafetler. Yani değil mi? Mesut. Ne? Sen bayağı özenmişsin ama bugüne ya. Yok be. Hadi, hadi. Hadi adamı şimdi platoniği Buse'de geleceği için. Hadi şimdi olacak o kadar. Hayır, abi siz olayı bilmiyorsunuz ya. Ya bizim işimiz Allah'lık abi. Niye? Kızın sevgilisi varmış. Ya bırak şimdi. Sen şimdi var ya bu ceketi, bu blazer'ı o dolaptan boş yere çıkarmazsın. Baksana. Ne zamandır da giymiyorum ha. Bak. Ya şimdi kıza da kötü gözükmeyelim. Abi canım, ben bu ceketi tanırım. İyi mi? Baksana. Nasıl? Çok şık, çok şık. Çok iyi oturmuyor musun? İşte ha, vallahi. Aa! Ne oldu? 50 lira! Aa, geçen mevsimden kalmış herhalde. Şansa baksana ya, yaşasın! Partiye nasıl gideceğiz? Bir taksiye sığar mıyız? Arkadaşlar az önce içeri giren davul zurna bir tek benim dikkatimi çekmedi değil mi? Merak etmeyin. Hey, hey. Sadık merak etmeyin. Nasıl ya? Onlar benim özel davulcumla zurnacım. Özel davulcum. Zurnacım benim. Sıkıntı yok. Şimdi arabayla mı gideceğiz? Taksiye sığar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi sen öyle özel davulcum, zurnacım dedikten sonra biz hayatın normal akışına devam edemiyoruz yani. Arkadaşlar ben biraz önce söyledim ya size. Hayatın tadını doya doya çıkarmak için böyle mutlu anlarımda, güzel bir haber aldığımda bana yardımcı oluyorlar daha çok mutlu olmam için. İyi tamam, güzel. En azından mutlu işte adam ya. Evet. Ay ne sorguladık. Mutlusun, önemli olan o. Lan az önce gelin almaya gelir gibi davul zurna girdik. Hani bunu da empati mi yani? Hemen hiç sorgulamadan direkt hemen empati kuruyoruz yani. Ya Mustafa. Mustafa'cığım bir şey söyleyeceğim kardeşim. Evet. Sen geçen ay 1000 euro para verdin değil mi? Tatile gittin. Evet. Sadık Efendi sen de 2 maaşınla telefon aldın. Evet. Sen de 8000 lira ayakkabı aldın. Niye? Mutlu olmak için. Öyle. Ben de mutluluğum için birikimimi buraya harcıyorum ya. Mutluluğumu büyütüyorum abi, keyfimi büyütüyorum. Bu ekonomik krizde abicim ben bir ev alamıyorsam, araba alamıyorsam büyük mutluluklar yaşayamıyorum. O zaman ne yapacağım ben de? Gündelik mutluluklarımı şöyle ne çeviriyorum, ne yapayım? Tamam, tamam. Mutlu. Mutluyum. Adam mutlu, bu kadar. Mutluyum. Önemli olan bu. Süper. Çok iyi. Şimdi taksi işini ne yapıyoruz? Nasıl gidiyoruz? Nasıl? Ha nasıl gideceğiz onu karar verelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ha. O zaman bakın ne yapalım? Taksi maksi hiç uğraşmayalım. Şirketin tamam. Arabası. Ben de zaten ben sizi alırım. Tamam. Aa, tamam çok tamam. İyi. Beni de alır mısın ya? Ben erken çıkarım ofisten. Alırım kardeşim. Cidden mi? Cidden. Gerçekten mi? Of be taksi parası vermeyeceğim ya. Yaşasın ya. Siz şimdi bu arabaları yıllık mı kiralıyorlar size, aylık mı kiralıyorlar? Yani ben senin bu yaralı şov şovundan sonra yani... vallahi normale dönemiyorum öyle pat diye yani ya.
Ne var abi ya? Gidiş dönüş ben 500 liradan yırtmışım. Ya. Bunu kutlayamam mı Mustafa? Abicim 500 lirayı kutlayacağım derken 5000 liralık prodüksiyon yaptın sen az önce. Bir dakika ya. Siz benden utanıyor musunuz? Ben çok utanıyorum. Ben de utanıyorum. Müdavim olduğumuz kafedeyiz abi. Herkes bize bakıyor. Niye utanmayalım? Ben utanmıyorum kardeşim. Ben bir araba alıp, ev alıp büyük mutluluk yaşayamıyorum. Elimdeki küçük mutlulukları da tadını çıkarmak benim hakkım kardeşim. Ya bu tadını çıkartmak değil, bu bunu çıkartmak. Vallahi umurumda değil. Alışacaksınız. Hayret bir şey. Ben yüzümü yıkayıp geliyorum abi. Hafize ana, yok mu bir empati? Ya Mustafa, biraz anlayışlı olun ya. Gelecek kaygısı var. Ülkenin hali ortada, ekonomik kriz var. Hadi hepsini geçtim. Bu Yeter'in kankası Buse'den çok hoşlandı. Baktı ki onunla olmayacak bu iş. Orada bir yanlış. Sıyırmış lan bunu. Ya delirmiş ya. Yok yapamıyorum ben empati. Bence şöyle yapalım. Mutlu olacağı hiçbir şey söylemeyelim. Hiçbir şey yapmayalım. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Geldiğinden itibaren negatifi basıyoruz. Burada asla bir sevinç ortamı kalmıyor. Tamam mı? Tamam, tamam. Çok tamam, mantıklı. Tamam, tamam kardeşim. Hadi. Evet, aynen. Valla buluştuk. Çok iyi oldu. Bana iyi geldi ya. Oh. Haftaya tekrardan buluşalım bence. Ciddi söylüyorum. Sadık bir yer söylüyordun sen. He, Ocakbaşı falan. Oraya gidelim mi haftaya? Yok abi, orası çok bozdu. Yemekleri çok kötü oranın. Yapma be. O zaman Mustafa'mla maça gideriz biz de. Yok be. Futbol dediğim barbarlık. Senin kale arkası kombinan yok muydu abi? Yani ben artık izlemiyorum ya futbol iklimi falan. Zaten top da oynanmıyor. Vallahi izlemiyorum artık. Jale'ciğim, Luna Park yapalım mı? Eğleniriz. Aa, yok. Çocuk var orada. Benim kafam şişiyor. Ben çocuk sevmiyorum. Sen anaokulu öğretmenisin kızım. Manyak mısın? Tamam işte. Çok fazla maruz kaldığım için doktor bir süre dinleme dedi. Modum düştü ha. Vallahi. Oh, ne güzel, keyfimiz kaçtı. Arkadaşlar selam. Selam. Ay, enerjine sağlık. Ne güzel yakışmış gömleğe. Ay, çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, size bir iyi bir kötü haberim var. Aa. Hangisinden başlayayım? Önce kötüyü söyle, sonra iyiyi söyleme. Hiçbir şey anlamadım ama neyse, kötüyle başlıyorum. Arkadaşlar, partimiz iptal. Oley be! İşte parti iptal mi? İyi haber, kötü haber ne? Hangisi kötü haber? İyi haber mi? O kötü haber değil ya, bir tanem. Şimdi iyi habere geçiyorum. İyi haberse... iyi haberse şöyle, partinin Çırağan Sarayı'nda tekrarı olması planlanıyor. Çırağan Sarayı mı? Ha, evet. Gerçekten? Evet. Bu ses ne? Hiç sorgulama, sen devam et anlatmaya. Delirirsin sorgulama. Ha, tamam. Şimdi Çırağan Sarayı'nda yapılıyor da millet sevindi ama... Çırağan Sarayı öyle kalabalık hepimizi almıyorlarmış. Sadece küçücük bir grup yapacaklarmış. Oo, çok iyi. Tabii şimdi bunun üzerine itirazlar yükseldi. Herkes dedi ki, hani parti yapıyorduk, madem Çırağan Sarayı'nda yapıyoruz... niye biz gidemiyoruz, neden bu kalabalık olmuyor? Millet itiraz edince herkes dedi ki, o zaman büyük bir yer tutalım... orada içinde en azından konser falan da olsun dendi. Tamam, ondan sonra şöyle, o zaman da millet dedi ki, iyi de dedi, öyle büyük bir yerde... hem konser, hem yemekli falan, adam başı 5000'e patlar, yuh dediler ya. Güzel, çok iyi. Bunun üzerine de biz de dedik ki, madem 5000 lira vereceğiz bu kadar pahalı şey... boş verin çırağını falan, biz böyle kendimiz arkadaş tayfası bir yer tutalım... ben geleyim, sen gel, bizimkiler gelsin, Buse gelsin, hep beraber eğlenelim. Buse mi? Tüh, şimdi unuttum. Buse gelemiyor. Şu an çok üzüldüm ya. Oho! Ben üzüldüm diye siz oh mu çekiyorsunuz ya? Evet ulan, oh çekiyoruz ya. Allah Allah, sürekli takıldığımız kafede geldim. Bu 7. halay denemem be. Rezil ettin bizi. Hadi arkadaşlar, vallahi herkes bire bakıyor. Kalkıp gidelim şu hadi. Hadi, hadi eyvallah, vallahi rezil. Ha, müdavimiz ya. Yani biz. Bu ne abi ya? Bir dakika arkadaşlar. Kaçlar bu? Ben şey, çok özür dilerim, tamam haklısınız. Ben sadece elimizde yani böyle bir avuç mutluluk kaldı sadece. Büyük şeylerle mutlu olamıyoruz malum. Ortada kriz var. Ne yapayım? Elimdeki küçük mutlulukları büyük mutluluklara çevirmeye çalışıyorum. Ama sağ olsun benim arkadaşlarım
iki dakika rezil olacaklar diye şu arkadaşlarının mutlu olmasına izin vermedi ya. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sağ olun. Anlatacağım. Ya Mesut. Ya, tamam. Tamam kardeşim. Bak biz de şimdi böyle böyle durumlar olunca biz de biraz büyük tepki verdik. Biz de senden özür diliyoruz. Ya çok özür dileriz Mesut. Gel oturalım evet. Ya. Evet evet kardeşim. Ay, yani bizim için sen mutluysan biz mutluyuz ya. Evet, kesinlikle evet, yani. Evet. Gerçekten. Tabii ki. Ya vallahi öyle ya. Öyle yani. Duygulandırdınız ya. Tamam. Neyse toparlıyorum. Hemen eski vibe'ımıza dönelim. Bir şey soracağım sen. Hı. Buse kesin gelecek diyordun. Niye gelmiyor şu an? Hayatım aramızda kalsın ama canı çok sıkkın. Hadi ya. Sevgilisinden ayrılmış, iş bitmiş. Sevgilisinden mi ayrılmış? Senin hayal dünyanın ürünü değil. Mesut'un halay dünyasının bir ürünü. Ya parti iptal. Buradan nereye gidiyoruz? Nereye biliyor musun? Nereye? Tımarhaneye. Düğünler çok güzel anılar. Neden Ragıp amcayla halay çekerek kutluyorum? Görmüş, geçirmiş, akıllı teyzelerini sayılırız. Kendi adına konuş Burcu. Düğün mekanı. Kaynanam seçti. Peki gelinliğini? Kaynanam seçti. Akrabalar karımız ciğerimizdir. 10 sene yazdı, satasıya kadar. Yazlığı niye sattınız? İşte gelenimiz giderimiz hiç eksik olmadı. Halay mekanını? Kaynanam seçti. Sen niye susuyorsun? Salim'deyim mi kurt kaptı? İnşallah barıcı hale gelir. O anlatır niye düğün yapsın? Ya Mustafa beni çıldırdı Mustafa! Düğünüm de düğün yapımı çok güzel geçmiş. Kaynana bana asla haber vermedi. İlk dans şarkımız çalıyor. Ay aşkım bu bizim şarkımız değil diyorsun. O da diyor ki kusura bakma son anda anam böyle istedi kıralım. Enteresan bir kıskançlık olayına şahit olan var mı aramızda? Burada bir beyefendi var. Merhaba, ismim Hidayet. Hidayet Bey, buyurun. Bir saat önce oldu zaten bu olay. Ah, hemen yeni, sıcak, evet. Ben işteyken eşimi WhatsApp'tan biri aramış. Açmamış, bana diyor ki WhatsApp'tan bir kadın aradı diyor, açmadım diyor. Muhtemelen seni arıyordu diyor. Bende numarası yok diyor. Kimin telefonu çalıyor? Kendi telefonu, ben işteyim. Ama bu zirve benim duyduğum.
İkinizin ayrı telefonu var. Evet. Ayrı WhatsApp'larınız var. Evet, ben işteyim. Siz iştesiniz. Ama eşim iddiası diyor ki, telefon hattını ben aldığım için onu ama aldım hiç kullanmadan direkt o kullanıyor. Evet. Hat senin üzerinde olduğu için diyor, numarayı bulmuşlar, buradan arıyor. Peki bu güvensizliği yaratacak bir şey oldu mu Hidayet Bey yani? Yok, ben işteyim ya, işimdeyim. Yani arayan kişi... Ya da öyle diyorsunuz belki, bilmiyoruz. Hanımefendiye verelim mikrofonu, siz biraz kızardınız. Kızdırdınız ama. Anlatma demiştim kendisine. Evet, olay böyle olma ihtimali yok bence. Bence de yok, evet. Çok yanlış yerlere gitti olay. Ne gerçeği ne bu olay? Gerçeği şöyle bir şey, iftar telaşı. Ben yemek falan yapıyorum ya, telefon çalıyor. Tabii. Ya kim ısrar ediyor falan ben böyle. Dönüp baktım ki tanımadığım bir numara. Ha. Ama bayan resmi var profil resminde. Aman buna kayıtlı zaten. Acaba onu mu arıyorlar falan şakasına takılmıştım aslında. O ciddiye aldı. O hoşuna gitmiş kıskanılmak. Hoşuna gitmiş. Aslında hiç kıskanç değilimdir. Ama arada bir böyle kıskanıyor gibi yapın çok mutlu olmuş derdi. Bence de. Harika oldu ama. Vallahi olay süper oldu. Koltukla aynı renk oldu vallahi. Çünkü kalkmayın dedim ben ona. Kalkma anlatma dedim. İyi oldu. Ama çok mutlu oldu. Vallahi yapın arada bir. Tamam okey. Mutluluklar diliyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi mahkeme salonuna gidiyoruz efendim. Çok değişik bir dava var. Bakalım konusu neymiş? Kıskançlıkla ilgisi neymiş? Bir izleyelim. Bakalım neler olacak. Buyursunlar. Ya hayatım beni attan mı kıskanıyorsun ya? At diyorum, at, at. Sadece bir at değil, o Semra. Sen Semra'yı benden daha çok seviyorsun. Bitti bu iş. Hayatım ben jokeyim. Sürekli yarışıyorum. Yani ilk defa da bir atla benim enerjim tuttu. İlk defa bir ata yatırım yaptım ve sonunda kazandım. Yani sen bir kocan atı seviyor diye ondan boşanmak doğru mu ya? Bir insan karısının yanından gece yataktan kalkıp nallarını kontrol etmeye ahıra gidiyorsa affedersin de o ilişki artık nalları dikmiştir. Boşanmıyorum kardeşim. Boşanmıyorum ben. Zaten hakim de böyle saçma sebepten boşamaz bizi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Konu komşuya rezil olduğumuzda kalacağız. Ben sana söylüyorum. Ben seninle muhatap olmuyorum ki ya. Mahkemede görüşürüz. Hadi, tamam. Hadi canım, hadi. İyi günler. Hadi. Hadi de ya bu salon. Allah Allah. Oraya yürü, buraya yürü. Bittim ya. Hadi. Önden buyurun katibim. Mahkememin salonuna, mahkeme salonuma bir güneş gibi doğdunuz güzelliğinizle katibem. Ya! Utandırıyorsun hakimi. Kız! Baş başayken hakimim demene gerek yok. Sakın ha, benim yalnız olduğumuzda benim hakimim sensin. Şimdi he desen, yarın anamlar gelip ister seni. Ya İbrahim bunu konuştuk. Daha yeni aldatıldığım bir ilişkiden çıktım yani. Erkeklere güvenemiyorum. Bak seni anlıyorum ama ben öyle biri değilim. Ben öyle bir şey yapmam. Bizim buranın, bu memleketin, bu toprağın erkeklerine güven lütfen. Bizim buradan öyle adam çıkmaz. Bizim buranın erkeği masumdur, merttir, sadıktır. Bizim buranın erkeğinin başına en fazla karısını telefonlu bir başka yabancı numara arar. Orada bir kadın resmi görür, karısı işkillenir, şaka yoluna takılır. Adam da böyle tir tir titrer yani. Ha bizde aldatma yok. Yok aldatma. Ya neyse işte bakacağız. Hadi yerimize geçelim. Geçelim yerimize. Davanın konusu neymiş? Bakalım davamızın konusu neymiş? Baş ver ya. Ne yapacaksın davanın konusunu? Aksın git. Aldatma. Maşallah sizin buranın erkekleri bayağı sadıkmış. Aa dur. Hemen ön yargılı olma kız. Dur bakalım. Ben farklıyım. Ve bana güven. Biz farklıyız. Biz öyle değiliz. Katibem. Efendim ya. Hoştum. Kusura bakmayın hakim bey. Adliyede koridor koridor dolaştık. Zor bulduk burayı. Tamam sorun değil tamam. Şöyle geçin bakalım evet. Boşanma sebebi Semra diyor burada. Fikri Tarhanacı. Fikri Tarhanacı. Anlat bakalım Nazlı kızım. Nazlı Tarhanacı seni dinliyorum. Vallahi ne diyeyim ki hakim bey? Bu Semra bizim hayatımıza girdiğinden beri bizim huzurumuz kalmadı. Bu adam gerçekten Semra'yı benden daha çok seviyor. Bunu bilir, bunu söylerim. Ben boşanmak istiyorum. Evet, iddialar bu yönde Fikri Tarhanacı. Ne diyorsun iddialara? Bunu kabul etmiyorsun değil mi bu iddiaları?
Ediyorum. Allah cezanı versin senin. Efendim, yani hakim bey, Semra'nın yeri ayrı, eşimin yeri ayrı. Yani şöyle ki efendim, ben Semra'yı gördükten sonra sanki yeniden doğdum. Semra benim için bir mucize. Biz sanki Semra'yla birbirimiz için yaratılmışız. Gerçekten Semra benim için Allah'ın yarattığı bir kısrak. Beyefendi yalnız böyle kısrak mısrak benzetme yapmazsak çok güzel olacak. Niye ya? Ne benzetmesi ki? Evet, doğru söylüyor katibem. Utanmaz. Karının yanında buraya kısrak mısrak diyorsun. Sen buranın, buraların, bizim tam buraların yüz karasısın sen buranın. Bin seni gördüm böyle bu kadar arsız yüzsüz. Kızım, Nazlı kız, devam et. Vallahi ne diyeyim hakim bey? İlk başlarda dedim ki bir hevestir. Gelir geçer, uzaklardan bakıyor sonuçta. Ama yok, öyle bir kaptırdı ki kendini. Yatıyor Semra'yla, kalkıyor Semra'yla. Utanmaz. Ne utan? Ne yaptım ben utanılacak ya Allah? Bir de cık cık yapıyorsunuz Katibe Hanım. Sus! Terbiyesiz! Utanılacak ne var diyor bir de burada. Lan sen var ya sen bak. Sen ben... Katibe Hanım, benim böyle sinirlenmemi lütfen kayda geçirir misin? Burada? Tamam mı? Ha, Allah'tan sadece senin gibiler yok burada. Bir seni gördüm vallahi. Evet. Başka ne anlatayım abi? Ha, misal. Misal. Evin her yerine Semra'lı fotoğraflarını astım. Yatak odamızda bile Semra'yla sarmaş dolaş fotoğrafları var. Aa, rahatlığına bak ya. Bulduğuna gördüğüne yürüyor bonobo maymunu gibi. Bonobo maymunu. Hakikaten doğru mu lan? Astın mı karının olduğu eve Semra'nın fotoğraflarını? Efendim onun gamzeli kıvrımlarını, böyle salına salına yürümesini, podyuma ilk çıktığı o anı, uzaktan dürbünle izlediğim o anı unutamıyorum. Doğrudur efendim. Evet. Podyum falan ha, podyum. Tabii gördün ışıltılı dünyayı. Evini, ocağını unuttun değil mi? Ay sadece ocağını unutsa ocağımıza incir ağaç edildi hakim bey. Tabii. Bir arabamız vardı dişimizden tırnağımızdan artırdığımız, onu sattı. Evet. O 1 milyonu anlatsana. Semra'nın süsüne püsüne harcadı efendim. Harcadı mı? Ah ah, evdekine bir demet çiçek almaz. Ya. Ulan erkek millete hepiniz aynısınız be. Değil. Değil, değil, değil. Aynı değiliz ben. Her onlar gibi değilim, ben de öyle değilim. Lan! Edepsiz seni. Bir de Semra'ya mı bakıyorsun sen? Bir de ona para mı yağdırıyorsun? Efendim, ben ona bakmak zorundayım. Ben ona bakacağım ki o da bana baksın sonra. Onun yemesiyle, içmesiyle, yani beslenmesiyle, hatta giyimiyle bile ilgilenmek durumundayım. Tabii, evdekiler ne olsa yer zaten. Ama siz mahkemeye yönlendiriyorsunuz Katibe Hanım yani. Doğru söylüyor. Ha? Evinden arttırdın, şey yaptın, evinin rızkını götürüp Semra'ya yediriyorsun değil mi? Utanmaz, ağırlamaz, alçak. Semra İngiliz asıllı. Hı hı. Özel ilgi istiyor. Hı. Yani biraz kaprisli. Yani o yüzden biraz bakımı zor. Ha, bizimkilerin bakımı kolay değil mi oğlum? Tabii, bizimkilere ver bulguru, ver tarhanayı, şişsinler, doysunlar değil mi? Ama işte İngiliz olunca ne oluyor o zaman? Yağdır etleri, yağdır steakleri, yağdır avokado yedir. Semra steak yemez efendim yani. Yani ayrıca burada sizde steak yarışı yapacak değilim ama... Semra daha çok arpa ve lahana. Ha, Semra çakal yani. Semra tabii fiziğine dikkat ediyor. Senin gibi ahmağı bulmuş. Tabii nasıl elinde tutacak değil mi? Fiziğine dikkat ederek tutacak. Katibe Hanım, benim bu sert tavırlarım buna karşı. Lütfen kayda geçsin. Yazın lütfen. Ben yazıyorum efendim. Merak etmeyin siz. Evet. Genelde... Kusura bakma kızım. Bunları konuşacağız. Genelde nerede buluşuyordunuz siz bu Semra ile? Ahırda. Puh! Edepsiz senir. Gevşek, rahat adam. Ne yapayım? Alıp eve mi getireyim mi? Anlamadım ki ben. Oldu tabii. Bir de eve getir tabii. Ya benim sinirlerim bozuldu. Yemin ediyorum travmam tetiklendi benim. Ay ben çok olumsuz etkilendim. Ay. Dur. Katip. Ulan. Ulan Fikri Tanrıcı, sana öyle bir ceza vereceğim ki... bir daha asla kadınların güvenini sarsamayacaksın sen. Adi seni. Ama hakim bey, ama siz Semra'yı görseniz bana hak verirsiniz. Onun o salına salına yürümesini, kırlarda koşmasını, o bacaklarını, o nasıl baldırlarını görseniz, onları bir izleseniz
Bana hak verirsiniz. Ne göreceğim lan senin Semra'nın baldırını, bacağını? Hayır, Katip Hanım, ben asla böyle bir şeyler yapan bir erkek değilim. Lütfen, lütfen kayıtlara geçsin, rica ediyorum. Boş bir zamanınızda isterseniz gelin ben bir tur attırayım size. Konya Ovası mısın sen be adam? Bu nasıl bir genişliktir ya? Utanmıyor musun sen? Tur attıracakmış, arsız. Öyle bir şey kabul eder miyim ben? Kadınların yanında söylediği laflara bak. Karın var burada, karın. Utanmıyor musun? Bu kadın ne hisseder, ne düşünür? Hiç düşünmüyor musun be, ha? Ulan hakimi indirdin kürsüden. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hakim mi? Hakim mi? Bakın, ben Semra'yı bir noktada kabullendim. Razı oldum. Dedim, ne yapalım? Haftanın bir iki gecesi Semra'ya gitsin. Sonra bir gece Hülya'ya, bir gece Büşra'ya, bir gece Buse Naz'a, bir gece Ercan'a. Bu sefer de bunlar başladı. Ercan mı? Ercan'a. Ercan'a mı? Ercan'a. Ercan'a mı gidiyor? Ercan'a da gidiyor tabii. Ercan'a mı gidiyorsun lan? Tabii Ercan'la daha yolun başındayız. Ama iyi bir ikili olduk. Nereden baksanız ikinci gözlem oldu. Yani hani Semra olmasa ben Ercan'la yola devam ederim. Senin, yahu senin bir sınırın yok mu be arsız? Efendim niye öyle diyorsunuz ki? Sonuçta benim için performanslar önemli. Sus! Sus edepsiz seni! Sus artık! Yeter sus! Edepsiz seni! Ben asla... Öyle Ercan, Mercan. Hay, hayatta ha. Öyle bir şey yok. Bu Semra'nın anası babası yok mu? De... Anasını çiftliğe verdik geçen sene. Babası da sakatlanınca vurduk. Ne? Ne yaptınız, ne yaptınız babasını? Vurduk. Bizim alemde böyle. Sicilya mı lan sizin alem? Mafya mısınız Fikri Tarhanacı siz? Mafya mısınız? Birini çiftliğe satıyorlar, öbürünü vuruyor. Örgüt müsünüz lan yoksa? O kadar da şey yapmayın hakim bey. Onların dünyalarında böyle. Ay bakar mısın hakimim kadını ne kadar etkisi altına almış. Kadın bunu normal bir şeymiş gibi algılıyor. Ya ben de birine yine kanarsa? Ya ben de yine aldatılır? Aldatılırsam ne olacak? Ay yine benim travmam tetiklendi. Ben öyle biri değilim. Ben öyle bir şey yapmam. Ben öyle biri değilim kızım. Tamam mı? Ben sinek mi lan? Ben öyle biri ya ben öyle biri değilim. Ben ve benim gibi normal erkekler böyle değiliz. Bunun gibi edepten hayadan nasibini almamış erkekler gibi değiliz biz. Ama efendim siz de çok önyargılısınız. Benim bir şahidim var, onu çağırayım. O gelsin, açıklasın burada. Beni daha iyi anlayacaksınız. Mehtap Hanım, size zahmet olacak rica ediyorum. Kusura. İyisiniz değil mi? Şunun şahidi midir, tanığı mıdır, nedir? Çağırın da dinleyelim. Hak verecekmişim. Veririm hak. Ama hakimim sizde de yani küçük köpek siniri var. Böyle yapmayın lütfen, tansiyon yapar. Sen göreceksin küçük köpeği tansiyon sen. Hakime hakaretten. Mustafa Geniş. Soyada bak. Selam. Ben vallahi bu işlerin buraya varacağını asla tahmin etmezdim. Etmezdim yani. Evet Mustafa Geniş, şimdi tam olarak kimsin sen? Ben Semra'nın bakıcısıyım. Bir de bakıcı mı tuttun Semra'ya? O işlerden çok iyi anlıyor benim kayınço. Ne kim? Kayınço. Kayınço. Lan karının kardeşini Semra'ya bakıcı mı ettin? Ya yıllardır kardeş diye besleyip büyüttüğümüze bakın hakim bey. Ne yapsın? Yabancıya mı gitseydi şimdi ama has? Yabancıya mı şey? Şimdi ya, sınırlı sayıda tabii şey yapıyor, işleri yapıyorum ben. Tırnaklarını kesiyorum, saçlarını ben tarıyorum. Ha bir de pisliğini ben alıyorum. Pisliğini mi alıyorsun? Evet, kürekle. Kürekle? Evet. Kürekle pislik mi alıyorsun? Evet. Gerek kürekle ve de yürekle efendim, evet. Alıyorum, ben alıyorum. Allah, yav.
Ya lan kayınçosu, senin eniştenin, sen eniştenin Semra ile olan ilişkisine bir şey demiyor musun? Vallahi çok takdir ediyorum. Böyle bir uyum hiçbir zaman yaşanmaz. Yakalanmaz böyle bir uyum. İnanılmaz bir şeyleri var. Şimdi yavaş yavaş beni de ısındırıyor Semra'ya. Yani hazırlık turlarındayız diyebilirim yani. Ah, nasıl yani şimdi? Sen de mi Semra ile? Açıkçası ben de niyetliyim, açıkça niyetliyim. Ama yani şey yapmıyor yanına, tamam, ondan başkasını çok yanaştırmıyor. Hatta geçen ben yanına böyle gizlice böyle sinsi sinsi yanaştım. Beni ıstırdı. He? Isırdı. Baş parmağımı ıstırdı. Isırdı mı? Evet, ıstırdı. Isırır, ısırır. Isırdı. Alışma. Ulan Semra'ya bak ya. Yanaşmayı ver. Yanına sen de Semra'ya yanaşmayı ver. Ya yanına yanaştırmıyor zaten. Ben böyle gizli gizli arkasından böyle gizli gizli sinsi sinsi. Arkasından geldim sinsi sinsi. Bana bir koydu tekmeyi var ya. Felem şaşkı, felem. Yani artık ama, artık. Ya zaten abla sen çok şey yapma. Ben zaten genelde jaleliyim. Ben jaleliyim. Jaleli oluyorum. Jale ile Semra'nın arası da bayağı iyi. Yavaş yavaş biz böyle hatta dördümüz aynı samanlıkta olduğumuz zamanlar oluyor. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Dördümüz bir neşe, bir eğlence. Bak geçen ne ayrıntıya girme, girme ayrıntı. Bak geçen... Abi evde otursun, ağlasın. Sen orada gül, eğlen, coş. Dördü ama, samanlıkta. Ama hayır, onlarlayken zamanın nasıl geçtiğini insan anlayamıyor ki. Aa. Geçen dördümüz Ercan da gelmiş, böyle bakmasın mı canım? Ercan'ı mı geldi? Ercan geldi. Haberimiz de yok ama ya. Vallahi şaştık kaldık. Kafayı uzattı orada. He, orada mı okuyor? Aa, dedi kaçtı gitti. Dedim ne bağırıyorsun lan? Dedi gitti yani o şekilde. Öyle. Arkadaş gururla da anlatıyor. Mükemmel bir şeymiş gibi. Ne sapkın adamlarmışsınız siz be. Ama hakim bakın müsait bir gününüzde gelin bu samanlığa. Bir aramıza katılın. Bir deneyimleyin o süreci. Bakın bu şekilde konuşmayacağız o zaman. Vallahi. Var mı boş müsait bir zamanınız? Yok! Katip Hanım kızmayın. Siz de dilerseniz katılabilirsiniz. Lan! Tek çağırdı, darıldı galiba. Çüş! Hadi! Sen de gelin. Çekil! Dokunma lan! Ya. Ellerimle boğarım sizi bak. Ellerimle boğarım sizi. Mahvederim. Yeter lan! Sizin tavsiyenize, ahlaksız tekliflerinize ihtiyacımız yok. Tamam, susuyorsun. Ben konuş diyene kadar ağzını açmıyorsun sen, tamam mı? Tamam, işte. Evet. Adam biraz gergin galiba. Şişt. Genişlikte bir dünya markası Mustafa. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla senin eniştenin aleyhine söyleyecek bir şey yok. Bir eleştirin yok hiç. Var. Ha? O söyle onu. Çok kırbaçlıyor. Çok kırbaçlıyor. O da, o da fazla diyorum enişte yani. Ha, bu kadar mı? Ama ben de karşıyım yani. Ah Semra! Ah Semra! Lan sen kayınçonun yanında Semra'yı mı kırbaçlıyorsun? Ya sade benim yanımda değil, 30.000 kişinin önünde yapıyor bunu. Millet de böyle bakıyor, nefes nefes ama. Nasıl bakıyor? Nasıl 30, ne 30.000? Ama yani şimdi kırbaç olmadan da olmaz bu işler. Bazen evet. 30.000 kişi değil ayrıca. Yani milyonlarca insan izliyor bunu. Nasıl izliyor lan milyonlar? Canlı yayın açılıyor sonuçta. Açayım mı efendim bak? Dur lan! Hayır. Bende var şeyleri. Lan canlı, ne canlı yayını lan? Ya hakim bey, bunun özel kanalı bile var. He? İnsanlar bunu yapıldığında açıyorlar, oturuyorlar ekranların başına. Milyonlarca insan izliyor. Yeter! Allah aşkına yeter! Ben artık bir şey duymak istemiyorum. Sinirlerim bozuldu ya. Ama Katibe Hanım, siz niye böyle? Bakın hani... Tabii bunlar yayınlanıyor, bahis de oynuyorlar ya. Ne bahsi? Dur! Stop! Bende var. Dur! Gösteririm. Vallahi top. Konuşmayın artık. Ben de çok güzel. Bitti. Son... Sözün bittiği yerdeyiz. Geçeceğiz yine. Susacağız. Sussun artık. Ya adam zaten sus, şey. Ah. Adam niye böyle? Yeter zihinlerimizi, mahkememizi kirlettiğiniz yeter. Fikri Tarhan Hacı. Seni içeri öyle bir atacağım ki bir daha hayatta çıkamayacaksın. Ya içeri mi atacaksınız? İçeri atmak. Hayır, ben sadece boşanmak istiyordum. İçeri, niye içeri atacaksınız beni ya? Niye mi içeri atacağım? Daha neye itiraf edeceksin oğlum sen? Sen karını aldatıp Semra diye bir kadınla birlikte olup onun... Semra diye bir kadın mı? Evet. Ne Semra kadın değil ki, Semra at. At. At mı? At. At mı? Göstereyim mi? Ya bak normal, göstereyim mi? Atsa göster. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Kafamı toplayayım bir saniye. Dur, ben de yanlış bir şey yaptım. Bir dakika dur. Yanlış parçaları birleştireceğim önce. Dur, yanlış bir şey yaptım.
Bir göster bakayım. Bak, buldum bak. Bak görüyor musun? Aa. Bak padoktaki, padoktayız beraber. Bir bodrum. Mustafa, bir bodrum. Ercan da üstündeki... bak Ercan'a bak, Ercan'a bak. Oo, Ercan da Ercan'a bak. Ercan'a dur dur, her tarafına bakma Ercan'a. Ercan'a şöyle küçük değil mi? Evet. Ercan kötü yakalanmış. Ercan. Ya işte üstündeki o... bu Fikri. Fikri. Şu tutan sen misin? Benim, böyle gelen var. Benim. Saçını mı boyattın sen? Evet. Siyah onu mu nasıl? Evet, bıyık bıraktım bize. Abi de. Evet. Değişmişsin lan. Değiştim, birazcık değiştim. Abi ya, ondan siz bahisli 30 bin kişiyiz, dürbün, canlı yayın, özel kanal, ahır. Ama hakim nasıl çıkaramadınız siz onu? Burada biz ama belirttik onu. Sen boşanma dilekçeni Semra'ya yazmışsın sadece. At yazmamışsın ki be güzel kızım. Semra, düz Semra. Ha bir dakika, siz Ercan'ı da o zaman. Ben neler yaşadım, ben kürsüden indim Ercan. Hayır efendim. Ama bir de orada şey yaptınız hani, ben Ercan asla dediniz. Ben çift, anasını çiftliğe satınca falan ne bileyim. Tamam şimdi. Tamam. Ama bir orada dedim, vuruyoruz dedim biz. Kırbaç dedi. Et yemiyor çünkü at et yemez. Evet. Lahana yiyor. Pisliğini dedim, kürekledi mi? Ya işte çok lahana yiyince ben Semra saçmaladı sandım. O zaman o siz samanlığı da şey zannettim. Ben her şeyi, her şeyi zannettim oğlum, tamam mı? O çok kötü işte. Ne diyorum, ne çok cezası? Korktum boşanar sıra. Tamam, şimdi boşanma dilekçenize bakınca böyle saçma boşanma sebebi olmaz attan sebeplerle. Ben sizi boşamıyorum, boşanıyorum. Al işte, al. Aynısını söyledim. Benim için çok hoş tabii. Ne bileyim, bir ceza alınca deyince de bir korktum, ürktüm Fikri. Bir şey söyleyeceğim. Yani bu işe çok sevindim ama bir şey söyleyeyim mi? Semra'na burada olsaydı ha? Mustafa! Ha, tamam, yemin ederim bak saçın siyaha döner gene. Tamam. Döner gene. Tamam abla, hadi ben çalışayım. Müsaadenizle, müsaadenizle. Ercan'a selam söyle. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gel abla, gel. Katiben, bak gördün mü? 60. Ay işte yani ne diyeyim ki? At Murat. Evet, onu diyorum. O zaman biz de şöyle dört nala bir çay içmeye gitsek de şu işin bir adını koysak. Hadi o zaman. Hadi geç bakalım. Bizim bu gelen arkadaşlarımız dindarlar. Burada niye acayip bir şey gibi bahsediyorsun oğlum? Uzaylı arkadaşım varmış gibi. Siz sekülersiniz ya. E şimdi ben bir de İzmirliyim. Al işte, onlar da Konyalı. Sen arkadaşlarını seküler, dindar, bilmem kim diye kodluyor musun? Tabii ki kodlamıyorum. Eyvah, dindar Mesut'la mutansız Feride geldi. Şöyle oturun. Ha, beraber oturabiliriz değil mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen aleyküm selam biliyor musun? Evlilik bu yani. Aynen öyle, Feride almıyor. Aha, ortalık buz kesti. Allah nasip ederse ben bir umreye giderim. Hüseyin'cim, umre şey. Mekke'yi biliyor musun? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Esaretin Medeni inanılmaz bir filmdi. Oscar'ı yok. Oğlum sen Çağrı'dan başka film bilir misin? Bu vesileyle tanıştık ayrıca. Evet. İnanılmaz gerginim. Ev kızılcık şerbetine döndü. Bir tane dertli annemiz var. Onun evine ziyarete gidiyoruz. Kızıyla ilgili dertli çünkü annesi çok istiyor, kızı çok istemiyor bir konuyu ve annesi arkadaşlarıyla geliyor onu ikna etmeye. Bakalım neler yaşanacak. Buyursunlar. Yetişin dostlar. Ne oldu? Yetişin. Ne oldu? Ne oldu gene? Bayraklar yarıya insin. Milli yası ilan edilse. Ay çok kötü. Ay çok. Ya Barış Çağrış çağırdın gene bizi. Ne oldu Allah'ını seversen ya? Ay çok kötü. Bana bak yeter. Geçen sefer de kuzenin nişan attı diye böyle ortalığı ayağa kaldırdın. Heyecandan merdivenlerden yuvarlandım. Aa, terminatör gibi geziyorum. Muzaffer ne oldu ya bu kadar Barış Çağrış? Kız anam hırsız mı girdin? Oldu yeter. Daha beter, daha beter. Ya yerimde kesildi. Ne oldu ya? Keşke yerim kesilseydi. Ya kızlar, söylesene artık ya. Şurayı açam. Biri öldü. Kim? Kim? Kız kim öldü? Çiçek öldü. Burada oturuyor, hortladı mı? Ne oldu? Burada duruyor ya. Artık benim için öldü Burcu. O benim kızım değil. O benim evladım değil bundan. Baba gülüyor. Ulan gülme. Ulan gülme. Yoksun benim için sen. Tamam. Vallahi hırsız girdi de onun için taş istiyor benden sandım. Kafasını yaracaksın sandım. Kız taşını istedi yeter. Bağrıma basma.
basmak için lazım. Bağırma, bağırma basmak için. Bunu çıkarıyorum bağrımda. Taşı basacağım nasıl? Çok kötüyüm. Sabahlara kadar ağıtlar yakıyorum. Bir ağıtlar yakıyorum, bir ağıtlar. Gale vale, gale galo. Bu kız gitti benim evladım değil. Bu kız benim artık yok ki, yok ki, yok ki. Yok ki, yok ki, yok ki, yok ki, yok ki. Kızım yok ki, yok ki, yok ki. Ay! Yedi! Tokyo'nun adamı bu, nerenin adamı ya? Ay anne, hakikaten ya. Hayır, yapamıyorsun da. Ay nedir bu artık sabahtan beri bu dramalar kraliçesi ya? Hayır, sırf evlenmeye karar verdim ama düğün yapmayacağım dedim diye. Nedir bu bağıra taş basmak artık? Düğün yapmamak mı? Ne? Bir dakika. Bu kadın haklı. Ne demek ya? Buradan gitmiyoruz kızlar. Anlat bakayım ne olur. Al. Bas, 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 bas. Bağırına bas. Durun çok fena. Bas. Düğün yapmayacakmış. Görüyor musunuz? Bu bana altınları kesinlikle vermeyecek belli. Biliyorsunuz ablası da kuru bir düğünde defoldu gitti. Hiç elime altın düşmedi. Bu da taktırmayacak. Bana bak Çiçek. Bak ablam. Bir anaya yaşatabileceğin en büyük dramı yaşatıyorsun şu anda bu kadına. Günah. Çok günah. Çok ayıp. Kadın bayıldı ya. Ay Mehtap ablacığım sabahtan beri 20'ye bayılışı bu numara yapıyor ya. Aa, İftira! Aa. Kulu iftira. Yapma. Ay delirtecek bu kız beni. Kızım dur, aklındaki ne gözüküyor? Fırçanın etini de yemiş beni. Duygularımı sabitleyemiyorum. Kızlar. Söyle. Bu kızdan nefret ediyorum şu an itibariyle. Bakın, tek bir ricam var. Şu kızı ne olur ikna edin. Nasıl çocuk olmayı ikna ettiniz? Tamam. Allah aşkına düğüne giden yol mübahtır değil. Ama. Hadi sen merak etme. Taşımı alıyorum, tamam. Gideceğim. Tamam. Kızlar, hiç iyi değilim. Tamam. Tansiyonum yerlerde. İçeriye gidip birazcık ayran çalkalayıp geleceğim. Tamam. İkna edin. Evet. Aşkım, tamam, sen yapardın. Sen merak etme şey ya. Mehtap, tamam. Mehtap, Mehtap. Sen merak etme. Hadi. Öbür ayağımı da... Kapıyı açık bırakıyorum. Jale'yi de çağırdım. O da gelir az sonra. Hadi. Okey, 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 okey. Yine akıl vereceksiniz değil mi? Aşk olsun güzel kızım ya. Biz de sana akıl vermeyeceğiz yani. Bugüne bugün biz de senin olgun, görmüş, geçirmiş, akıllı teyzelerini sayılırız yani değil mi? Kendi adına konuş Burcu. Niye? Sen olgun değil, çıtır mısın Mehtap? Yok kızım, ben akıllı değil, salağım. Ondan itiraz edeyim. Doğru. Mehtap salaktır. Nazlı'yla biz süperiz. O yüzden bizi dinleyerek kendine fayda sağlayabilirsin güzel kızım. Ay geldim, geldim. Jale'de geldi. De yeni evli. Onu da iyice dinlersin. Düğünle ilgili ondan bilgileri alırsın. Ay çok özür diliyorum, geç kaldım ya. Mustafa'mın annesi, babası, teyzesi, halası, amcası, yengesi, eltileri, baldızı hepsi bize geldi. Onlara hizmet ediyordum da ondan geç kaldım. Öğrendim ne olduğunu. Düğün istemiyorum demişsin. Ya, ya. Saçmalama Çiçek, gebertirim seni. Aşkım, sen istemesen bile eşinin ailesini mutlu etmek için yapacaksın. Ay bu hayatta eşinin ailesini mutlu etmek kadar güzel bir şey yok hayatım. Sana tek bir cümle söyleyeceğim ve hemen evlenmek isteyeceksin, düğün yapmak isteyeceksin. Çiçek, düğün yapmalısın çünkü... Ay bir saniye, kocam arıyor. Efendim aşkım, şahım padişahım efendim. Ha? Annenler çay mı içecek? İçsin. Ha kızımın diyor elinden çay içeyim diyor. Ay tamam. Tamam ama ne olacak, dökeceğim tabii, elime mi yapışır? Tamam kapatıyorum, geliyorum ben bir tane. Ay bu kayınvaliden. Kızım da kızım, kızın da kızım beni öyle sevmek, öyle sevmek. Şunlara çay koyuyorum, geliyorum. Tek cümlede seni ikna edeceğim, bekle. Ay ben yiyeceğim bunları ya. Ay, 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 ay. Ya bu da evlendi diye ne kadar mutlu ya. Evet. Çok mutlu çünkü neden biliyor musun? Düğün yaptı. Onun için çok mutlu. Bence sen de düğün yapmalısın Çiçek. Çünkü ileride yapmazsan çok pişman yersin yavrum benim. Düğünler çok güzeldir. Tamam peki niye güzeldir? Neden güzeldir düğünler? Mesela şimdi düğünde
Sen sevdiğin insanla hayatını birleştiriyorsun. Ha. Ve sevdiklerin çevrende ailen, arkadaşların, akrabaların ve aynı anda aile oluyorsunuz. Ağzın bal yesin, ya. Ağzın bal ye. Ne kadar da güzel açıkladı benim arkadaşım. Çünkü neden? Düğünler çok güzel anılardır. Ben derim ki kendini bundan mahrum bırakma. Ablasının gibi. Evet, çok güzeldir. Bir kadının hayatındaki canım en romantik gündür. Yani aşkını kutlarsın, aşkını. Ya tamam da peki ben neden aşkımı düğünümde Ragıp amcayla halay çekerek kutluyorum? Hayır, neden Gülnaz yenge yarınlar yokmuşçasına pistte terliklerini fırlatıp mezdeke oynuyor? Bunun nesi romantik? Biri bana anlatsın. Biri bana anlatsın diyor. Nazlı, o biri sensin. Kazık bir şey sorunca da hep o biri sensin Nazlı. Şimdi şöyle benim canım, ben anladığım kadarıyla güzel çiçek kızım. Sen galiba düğününün güzel geçmeyeceğinden şüphe ediyorsun. Bak lütfen şüphe etme. Düğünler çok güzel geçer. Senin düğünün güzel geçti mi? Geçmedi. Başka sorun yok. Şurada birdenbire sorunca boş vurup söyledim. Ama neden? Bak ben çok gençtim. Ay ne kadar gençtim, küçüktüm. O yüzden karışan eden çok oluyordu. Ben sıkılmıştım. Ondan öyle söyledim yavrum. Evet, doğru söylüyorsun ya. Yani sen çok genç olunca tabii karışan çok olur. Tabii. Kaynanan da baskın yiyici bir tipse, onun dediklerini yaptığın için karar vermen güç olur yani isteklerine. Ama sen hayır demesini bilirsen, ha? O zaman sana kimse karışamaz düğünde. Sen kaynanana hayır demesini bile bilmiş miydin? Tabii, ben hayır demesini çok iyi bildim kaynanama. Tabii ki. O konuda çok iyiydim. Ben herkesi ip gibi dizdim kızım. Ya. Yani benim düğünde istediklerim iki edilmedi. Hepsi yapıldı, hepsi. Ya. Bir tek yaşlı akrabalar olduğu için hani düğünün hangi şehirde yapılacağını kaynanam seçti. Hangi şehirde yapılacağını o seçtiyse o zaman düğün mekanını da kaynanan seçti. Doğru. Tabii ben o şehri bilmediğim için düğün mekanını da kaynanam seçti. Peki gelinliğini? Kaynanam seçti. Balayı mekanını? Kaynanam seçti. Düğüne katılacak davetlileri? Kaynanam seçti. Kocana eş olarak seni? Kaynanam seçti. Yani bu durumda senin her şeyini? Kaynanam seçti. Nazlı. Benim her şeyimi kaynanam seçmiş. Duydum Burcu. Ben de konuşulurken buradaydım arkadaşım. Ya ikna etmek için yola çıktın. Neden böyle oldu ya? Travmalarımız bir yüzüne çıktı. Sorma. Böyle konuşurken iyiydi ama heyecanlanıyoruz. İşte şuraya yokuş yukarı, yokuş aşağı yuvarlanıyor. Bana bakma Ethem. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Sen niye susuyorsun? Salim dayı mı kurt kaptı? O neydi kız? Ne? Ben üç düğün yaptım. Üç mü? Üç düğün mü? Niye? İlkinde doyamadın mı Mehtap abla? Kız yok yok. İlk düğünümde kaynanan bana gıcık ya. Düğün yapılmış çok güzel gelmiş. Kaynanan bana asla haber vermedi. Ben de bunun hiç yemeyi bu güzel yemişler, içmişler, eğlenmişler. Benim haberim yok. Ben de bunu hiç yemedim. İkincisinde dedim, çok içerledim dedim. Bir tane dedi, böyle olmaz dedi. Dedi ki, ben sana en güzel düğünü yaparım dedi. Ondan sonra neyse anlatmıştım onu geçen sefer. Kaynanam düğünüme gelinlikle geldi. Ya, İyiymiş be be. Ya o da kaldı mı içimde istediğim gibi geçmedi. Dedi. Dedim, bu böyle olmaz dedim. Bana dedim, üçüncü düğünü yapacağım dedi. Ondan ama dedim, kur düğünü istiyorum dedim. Tabii dedi, hiç kurmaz benim Mithatcığım. Neyse ormanın içine böyle eğlenceli alan kurdurmuş efendim. Ben çıktım böyle. Oynuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, halay çekiyoruz. Sen dün alanından kurt inmesin mi? Ana! Salim dayım da oynuyor. Masanın altından ekleme yapmış Salim dayı. Ne diyorsun? Tabii Salim dayı güzel. Salim dayı kurt geliyor. Koş! Koşmuyor. Koş! Koşmuyor kız koş! Koşmuyor. O kurt bunu kattın kafayı. Tövbeler ya. Gerçekten ya Mehtap sen güzel bir masal anlatacağım diye yola çıkıyordun. Kırmızı başlıklı kızın Türk versiyonunu anlatıyorsun ya. Ya valla gördüm. Hadi. Yani sizin
kendi düğünleriniz bile güzel geçmemişken beni düğün yapmaya ikna etmeniz sizin çok zor. Ay geldim geldim. Ay. Ay kayınannişime, kayınbabişime, kayınteyzişime herkese çaylarını koydum geldim. Ne diyorduk ay hiç bunları dinleme hayatım. Ben seni hemen ikna edeceğim. Çiçek, düğün yapman lazım. Çünkü Allah Allah. Mustafa arıyor. Efendim Mustafa. Ha? Ha? Koydum ya aşkım çaylarını. Halam mı çağırıyor beni? Neden? Ama çayını koydum, şekerini bile koydum halanım Mustafa. Ben mi karıştıracakmışım çayını? Allah Allah niye ya? Sen karıştırıyorsun Mustafa bu defa da. Halam bana bozulur mu? Güzel mi bana? Allah Allah. Ama hani kızı gibiydim Mustafa. Ha, gibi diyorsun. Tamam ben geleyim o zaman. Ela karıştırıverim çayını. Halam bozulmasın. Tamam geliyorum. Ay beni ne kadar çok seviyorlar. Tamam ben hemen geliyorum. Şu çayları karıştırıp geliyorum. Sonra Allah. Gel anlat oldu. Tamam. Gel anlat. Yani hanımlar anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz da şöyle özenebileceğim bir tane bile örnek düğün hikayesi anlatamadınız bana. Ben sanıyorum ki şu an bu düğün konusu kapandı artık. Yok canım nereye kapandı? Ya sen şimdi Mehtap'ın hikayelerine de çok takılma ya. O drama seviyor. Tamam tamam. Bir de kır düğünü yapmış ondan da öyle olmuş. Kır düğünü. Ha, yoksa çok güzel geçer diyorsun abi. Yok ablam gerçekten bugünkü aklım olsa salon düğünü yapardım. Evet daha romantik oluyor. Çok şey güzel olur. Çok güzel olur. Salonu düğünü dediğim vallahi çok güzel bir çok, şey çok ya. Bayılırım. Vallahi gözümün önüne şöyle bir geldi de ay ne kadar da romantik olur yani. Ay vallahi çiçek sen de gözünü kapat. Kızlar siz de gözünüzü kapatın. Bak hayal et amanın çiçekler her taraf ne güzel dekorasyon. Aman yarabbim müzik çalıyor. Ay çiçek gelmiş. Sarılıyor böyle beyazlar içinde. Duvakları yerlere kadar. Aman yarabbim bu ne güzellik maşallah. Ay yanda da damat çilet gibi böyle var ya herkes onlara bakıyor. Hemen el ele tutuşuyorsunuz. Ondan sonra sen 30 bedensin, inceliksin. Dans etmeye başlıyorsunuz. Spotlar üzerinize yanıyor. Ay dans ediyorsunuz. Sevgilinle gözleriniz birbirine kilitleniyor. Piste çocuklar koşturuyor. Çocuğum diyorsun ablacığım, biraz kenarda oynayın. Sen dansına devam ediyorsun. O sırada ilk dans şarkınız çalıyor. Ay. Aa diyorum o da ne bu benim seçtiğim şarkı değil ki. Bu şarkı da nereden çıktı diyorum. Aa diyorsun ki aşkım bu bizim şarkımız değil diyorsun. O da diyor ki kusura bakma son anda anam böyle istedi kral. Sen de diyorsun ki lan anam mı evlenecek ben mi evleneceğim? Çocuklar tekrar piste çıkıyor. Biri oradan eteğimi çekiştiriyor. Öbürü de pistin ortasına oturmuş ağlıyor. Aa diyorsun ki aşkım biz davetiyeye çocuklara iyi uykular diye not düşmedik miydi? Bu çocuklar kimin tarafından diye soruyorsun. Eşin de sana diyor ki biz aile olmuyor muyduk? Ne oldu da senin taraf benim taraf diye ikiye bölündük diyor. Ulan kuruları ilk dansımızı mahvetti. Sen kimden yanasın diye soruyorsun. Tam o sırada kaynanan geliyor. Gelin, 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 gelin. Sen nasıl konuşuyorsun benim oğlumla? Yok. Ha, kavga çıktı. Yok, yok, yok. Dur, 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 dur. Sakinleş şimdi ortalığı. Kız anamla sakinleşmesi. Ama. Erkek tarafı silah çekti. Ay, ortalık çok fena. Çok. Korkma, korkma. Birazdan yatışın. İnşallah ortalık burada. Kız anam ne yatışması? Aman! Başımızdan aşağı kurşunlar ya. Ay. Ne oldu? Nasıl topuğunda vuruldu? Ay. Ay. Ambulans yok.
Yedik. Aa, dur anam. Aa! Damadı götürüyorlar. Valla. Götürüyorlar damadı. Mahkemeye sevk ettiler. Ay, aman damat 25 yıl yedi. Bilinçaltınızda kurduğunuz düğün hayalleri bile mutlu değil. Mutlu bitmiyor. Ya Allah aşkınıza ben gideceğim, akrabalar mutlu olsun, aman işte keyifleri yerinde olsun diye bunca masraf yapacağım. Ondan sonra gideceğim bu kadar borcun altına gireceğim, o borçları ödemeye çalışacağım. Bir de üzerine mutsuz olacağım. Yok ya, vallahi alırım o parayı mis gibi de eşimle dünyayı gezerim. Akrabalar da hiç kusura bakmasınlar. Bir dakika. Hayır. Şey, senin bu hayatı paylaştığın insanlardır. Biz akrabalarımızla nasılız biliyor musun güzel kız? Böyle. Böyle. Can cana, et ete. Et ete. Böyleyiz akrabalarımız. Anladın? Ya bu akrabalar sizin hayatınızın çok mu içindeler? Evet, çok içindeler akrabalar. Böyle de olması gerekiyor. Mesela biz paşadan bir koltuk takımı alıyoruz. Paşanın amcası hemen halasını arıyor. Diyor ki, bak diyor, gördün mü? Koltuk takımı almışlar diyor. Halası yengesini arıyor. Diyor ki, bunlar koltuk takımını almış da bu parayı nereden bulmuşlar diyor. Yengesi yeğenini, yeğeni kuzenini. Bak, 3 ay boyunca bizim aldığımız koltuk takımını konuşuyor bu insanlar ya. Ya kardeşim, 3 kuruş fazla kazansak gözleri var ya bizde. Hem o yılanın başını sen tanıyor musun Nebahat? Ha, eldim, eldim. O yılan var ya, o yılan kıskanç köpek. Evet, öyle. Bu koltuklar buraya yakışmamış. Ulan yakışıyor. Ben koyuyorsam yakışıyor ulan. Nebahat'ı sen ne zamandan beri kılsın? Düğünden beri. Düğünden beri kılın. Bana dedi ki, senin dedi gelinliğin salon perdesi gibi olmuş dedi. Bak, bana laf sokuyor. Ya insan, düğününde geline böyle bir laf söyler mi ya? Nasıl? Ha? Bak Nebahat benim zayıf noktam. Sustur beni, çenem açıldı. Şimdi güzel kızım benim, akrabalar candır. Akrabalar ailedir. Arada böyle çürük yumurtalar çıkar. Sen onları boş ver. Gerçekten akrabalar bizim canımız ciğerimizdir. Hiç yalnız bırakmazlar insanı. Misal bizim yazdığımız varken hiç yalnız bırakmadılar. 10 sene yazdığı satasıya kadar gelenimiz giderimiz hiç eksik olmadı. Siz yazlığı niye sattınız? İşte gelenimiz giderimiz hiç eksik olmadı. 2 gram huzurunuz varmış, onu da içine çökmüşler. Hayır efendim, hayır. Çok yanlış bakıyorsun. Çok yanlış bir bakış açısı. Ben hiç öyle... Çok güzel günlerdi. Tabii çok güzel günlerdi. Misal çocuklar böyle denize giderlerdi. Bütün bizim yeğenler, çocuklar falan filan derlerdik. Yenge, bize poğaça yapsana. Yapma mı siz gidiler, yapma mı dedim. Sonra etim derdi ki, etim. Bize börek yapsana. Ay dedim, yapmaz mıyım ya? Adamlar futbol oynuyor mesela bahçede. Kaç derecede hanım dedi benim adam. Bir köfte yoğursana. Yoğurmam, hemen mangalımı kurarım. Ondan sonra kaynanan der ki, gelin canım tatlı çekti. Bir helva kavursana. Kavurmam mı? Onu da kavururum. Yenge mantı yapsana. Hanım limonata yapsana. Eltiğim kahvaltıyı kursana. Anne şey yapsana. Yenge onu yapsana. Bu koca ya bir kere ayağım denize girmemiş benim. Zıkkım yiyin ulan, zıkkım yiyin be! Yiyin o zıkkım, zıkkım! Sen de bak, zıkkım! Ya benim düğün dansımda bu
çok şişmanlamışsa etlerin gelinlikten taşıyor diyor. Ulan sen kendine baksana. Senin o gul yabani gibi ***'ını ben nereye sokayım senin o götünü? Akraba değil, ah baba. Yemin ediyorum bazısı ah baba. Bak ulan güneş kremi almışım bir kutu 10 sene boyunca bitiremedim. 10 sene. Millet yav yaz gelsin diye dua eden ben yazdım, çatısına çıkardım. Allah'ım kuş gelsin de eve gelin diye dua ederdim. Mithat'ın kuzenler yüzünden ben tuvaletimi bahçeye yapıyordum. Ne? Vallahi altından dramatik bir hikaye çıkacak diye sormak istemiyorum. Ama da soracak gibi de duruyorum. Neden bahçeye yapıyordun? Mithat bir gün beni aradı. Dedi ki Mehtap, dedi kuzenlerim İstanbul'a gelecek. Bizde kalabilirler mi dedi. Ben de ne diyeyim? Tabii dedim, kalabilirler. Demez olaydım. 2-3 tane insan neden kalamıyorum senin evinde? Kız ne 2-3'ü? 38 tane kuzen. He? Bunun 6 tane ağası, 8 tane amcası varmış. Tamam, onları topla. Bunlardan 5 tanesi 2 kere evlenmiş. Her bir kadında da fırt 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 çocuk. Anladın mı? Sen hesapla işte. Vallahi işler dışlar. Kare kökü. Pi 103 alsan karesi 4 doğru 38. Ya 38. Ben dedim aman dedim Mehtap sakin ol. Birkaç yıl kaldı ki böyle dedim. Anam bunları 2 yıl kalmasınlar mı? Oğlan şunları koy. Kız anam nasıl kovayım? Nasıl? Salona gidiyorum kuzen, tuvalete gidiyorum kuzen, mutfağa gidiyorum kuzen, hole gidiyorum kuzen, koridora gidip üstüne basıyorum birinin kuzen. Tamam ya. Gelmiş geçmiş gül işte olmuş bitmiş unut daha gari öf. Kız ne geçmişi hala kalıyorlar ya. Ben hala bahçeye yapıyorum. Kız 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 kız. Balkondan aşağı baktım da ortancalar da bu kadar olmuş. Renk renk arzular kocaman ne gübresi kullanıyorlar diyordun sen. Aha! İşte gördüğünüz gibi aman akrabalar üzülmesin. Aman akrabalar arkamızdan laf etmesin. Aman onlar iyi olsun. Aman bilmem ne olsun diyerek yaşadığınız için siz şimdi onlar yüzünden böyle travmalı bir hayat yaşıyorsunuz. Ya bizim yaşadıklarımızın bir mantığı olması lazım ya. Biz niye bu kahırları çekiyoruz? Vallahi bilmiyorum, paralize olduk ama inşallah barıcı hale gelir. O bizi i̇nşallah. Toparlar, o ahırlı kızdır, o anlatır niye diyor ya. Ya Mustafa beni çıldırdı Mustafa! Ne oldu? Ne demek ya teyzem bitti gelsin diyor? Teyzenler mi gelecek? Mithat vallahi teyzenler kaç kişi diye sormaya korkuyorum Mithat. Anam ben o kadar kadını evin neresine yatıracağım ya? Ay Mithat bari aman gitsin evde Mithat. Kalk sen ne halin varsa gör. Hiç evlenme böyle. Burcu biz bugünü atlatamayız bacı. Bak yap. Terapiste gidek ya sarma yiyek. Sarma yapan terapist yok mu? Aa onu da buluruz gel hadi iş. Sarma yiyelim. Oo bitti bu neymiş? Allah. Neredeler? Ne oldu? İkna ettiler mi seni?
Yok anneciğim, ikna edemediler. Ya anne, sizin düğün nasıl geçmişti? Anlatsana yani, belki sizinki güzel geçmiştir de. Özenirim ben. Ne diyorsun? Bizim düğünü mü soruyorsun? Evet. Neler yaşandığını merak mı ediyorsun? Bizim düğün... Çiçek, yapma vazgeçti. İlginç, tuhaf bir tanıdığı olan var mı? Aa bak, var. Benim yanımdaki arkadaşım Elif biraz fazla tuhaf. Adın ne? Masal Mira Uçak. Yanındaki mi tuhaf olan? Evet, burada Elif diye bir arkadaşım var, o biraz fazla tuhaf. Ne yapıyor tuhaf? Arkadaşım mesela salıncakları tutunuyor, ters takla atıyor. Haa. mesela böyle değişik düşük hareketler yapıyor, patenlerle falan. Değişik yerlere falan tırmanıyor. Senin var mı tuhaflığı? Ben de kedileri çok seviyorum. Hayvanlarla konuşabildiğimi düşünüyorum. Ama tuhaf olan o ha? Evet. Kesinlikle tuhaf olan o. Peki ama anlaşıyorsunuz. Evet, anlaşıyoruz. Daha renklidir yanımdan. Hayat. İki tuhaf birbirinizi bulmuştunuz. Evet. İki tuhaf birbirimizi bulduk ana sınıfında. Çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Hiç ayrılmaz. İnşallah. Çok teşekkür ederim canım. Sağ ol. Bir çiftimiz var, misafir bekliyorlar. Fakat başka bir çifte de yine aynı güne randevulaşmışlar. O iki çiftin birbiriyle anlaşamayacağını düşünüyorlar. Bakalım nedenmiş, gerçekten ne oluyormuş bir izleyelim efendim. Buyursunlar. Geldiler. Aa, hoş geldiniz efendim. Yeni eviniz hayırlı olsun. Hayırlı. Ne kadar güzel ya. Teşekkür ederiz ya. Şahide'cim şöyle küçük bir ev hediyesi. Ah canım benim, ne gerek vardı? Ay çok da güzel çiçek. Çok teşekkürler ya. Ya İbo, biz oturmadan bir elimizi yıkasak. Yok maalesef izin veremem. Şuradan devam edin, göreceksiniz. Tamam, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Alo. Ha. Daire numarası mı kaç? Niye şimdi soruyorsun ki? Siz yarın gelmeyecek miydiniz? Bugün mü demiştim ben? Ha. Yok, yok evdeyiz canım, evdeyiz. Müsaitiz. Ha, tamam. Kat 9 daire 20. Tamam hadi. Hadi. Aa bittik. Jale, ne oldu, Jale ne bitti oldu? Kızım. Ne? Ya Mesut'la Feride geliyor. Ben Mesutlara da bugün gelin demişim. Mesutlara mı? Mesutlar, Hüseyinler. Aa İbrahim, ne diyorsun? Mesutlarla Hüseyin'le Çiçek'i aynı zamanda çağırdın, eyvahlar olsun. Ara iptal et. Ara geri dönsünler. Kızım asansörde ne? Nasıl iptal edeyim? Eyvahlar olsun. Ay. Eyvahlar olsun. Ay bana bir şey yapma. Ağlar mısın? Ay İbrahim ne olursun. Kötü oluyorum ama. Hayırdır ne oldu? İyi misin? Hayır. Ay. Ya Hüseyin Çiçek, kusura bakmayın ama şöyle bir hata olmuş. Ben bugün başka bir çift arkadaşımızı da çağırmışım. Bu yüzden mi bayıla yazdım burada? Ay ya öyle. Aa, buyursunlar gelsinler. Öyle 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 tabii de yani size ayıp olur diye şey yapıyoruz biz. Abi, yok canım. Bize niye ayıp olsun canım, olur mu öyle şey? Aa. Ha ama işte şey şöyle Hüseyin Çiçek. Çiçek Hüseyin şey. Bizim bu gelen arkadaşlarımız nasıl desem dindarlar. Evet. Evet bizim dindar dostlarımız var. Burada niye acayip bir şey gibi bahsediyorsun oğlum? Uzaylı arkadaşım varmış gibi. Yo, bizim için acayip değil de siz sekülersiniz ya. Şimdi ben bir de tabii İzmirliyim biliyorsunuz. Al işte onlar da Konyalı. Ya İbo ne diyorsun, saçmalama. Oğlum onu mu diyor kız? Ay aşkım ne bileyim. Yani siz birbirinizi sevmezsiniz diye düşündük biz. Sonuçta siz dinden insan istemiyorsunuz ya. Kızım sen bu kafayla iyi dizi yazarı olursun ha, biliyor musun? Bu ne güzel kafa ya. Oğlum biz ne zaman öyle bir şey dedik, sevmiyoruz istemeyiz diye. Yani demediniz ama deseniz şaşırır mıyız? Yok şaşırmam. İbo seni bir şaşırtırım şimdi burada. Ne saçmalıyorsunuz oğlum siz? Bak ne olur sekülersiniz diye kavga etmeyin. İbo bir kere daha seküler dersen ağzına sekerim buradan ha. Saçma sapan iş yapma. Aa, sen bir kere arkadaşlarını o seküler, bu dindar, bu bilmem kim diye kodluyor musun? Hayır canım, tabii ki kodlamıyorum sizde yani. Eyvah, dindar Mesut'la mutasır Feride geldi. Sekülerler, sekülerler, saklanın. Ya ne yapıyor bu çocuk gibi orada ya? Allah!
Yani Bilmo'yu niye attın? Ya aşkım kusura bakma. Zaten sekülersiniz. Bir de putla gelmişsiniz buraya. Ay yani ne yapsaydım ya? Kızım ne o biblo? Bilmez onlar. Onlar anlamıyor. Ya bence onlar da bir kedi biblosuna tapmayacağımı bilirler anlar. Ben bilemem. Ya çocuklar saçma sapan şey. İbo kalk şu kapıya bak mı? Deli mi ne bu ya? Tamam açacağım tabii ki. Tamam. Dikkatli olun ama. Hüseyin Çiçek. Bak ne olur yalvarırım. Çok rica ediyorum. İzmir Marşı falan okumayın. Oğlum niye yapalım böyle bir şey? Aç. Tamam. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi, sağ olun. İyi, sağ ol, sağ ol. Şale'cim, çam sakızı çoban armağanı. Ay, inanamıyorum. Feride, ne tatlısın. Ebru tablo, evet. Bayılırım biliyor musun? Aslında şöyle güzel bir biblo alacaktım. Ama sonra bunda karar kıldım. Beğenmene çok sevindim. Ha, biblo alacaksın ha. Aa, hoş geldiniz. Şöyle oturun. Ha, beraber oturabiliriz değil mi? Otururuz tabii. Niye oturmayalım canım? Neyi sorayım dedim. Gel. Gel. Çok güzel. Selamun aleyküm. Merhaba. İyi akşamlar. Aleyküm selam. Hüseyin ben. Mesut ben de. Memnun oldum. Aa! Hüseyin! Ben şok. Oğlum sen aleyküm selam biliyor musun? Kardeş mağaradan dün çıkmadığım için. Evet biliyorum ya. Mesut Bey, bu iki aileyi aynı anda ağırlayacağım diye bir tuhaflaştı, saçma sapan. Ya bizde bir sorun yok tabii de bu delimine. Evet, bizlikte bir sorun yok ya. Bu vesileyle tanıştık ayrıca değil aynen, mi? Aynen. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Siz nereden tanışıyorsunuz İbrahim'le? İbrahim'in Pendik'ten ev arkadaşıydım. Biz de Pendik'ten. Aa, evet. Batı mahallesi mi? Yok, doğudan biz. Ha. İbrahim sen bizi niye tanıştırmadın hiç? İşte farklı mahallelerdendiniz ya. O yüzden tanıştıramadım yani. Farklı mahalle dediğin? Aynı semt, yan yana iki mahalle. Aynen. Evet, yani kavga çıkacak belli ki. Sen bir lafı değiştir. Merak etme, çok gerildi ortalık. Farkındayım. Dur, ben şimdi halledeceğim. Kızlar var mı havadis? Ne var ne yok? Ya, bizim Irmak'la Timuçin boşanıyorlarmış. Aa, ne diyorsun ya? Çok şaşırdım. Çok mu severlerdi birbirlerini? Yo, ama ikisi de sekülerdi. yani Jale, sekülerler boşanamıyor mu? Ay hayatım sonuçta aynı hayat açısı, aynı bakış açısı ya. Çatışma nereden çıkacak yani? Ama evlilik bu yani. Uyum dediğin şey sadece hayat görüşü değil ki. Aynen, aynen öyle Feride Hanım ya valla. Aha, ortalık buz kesti. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Ay valla nasıl da anlaşıyormuş gibi yaptınız, tüylerim diken diken oldu. Niye anlaşıyormuşuz gibi yapalım, ben anlayamadım. Tamam, yedik yedik. Aynı fikirdesiniz. Yedik yedik. Kaynatıyorum. yedik demişken ben çok güzel bir börek yaptım. Bir de kek çırptım. Hemen çayla beraber onları yiyelim ha. Aa, yardım edelim mi? Ya evet, hem bize evi de gezdirirsin. İkiniz aynı anda. İbrahim bir gelir misin? Tabii. İbrahim. İnanılmaz gerginim. Ev kızılcık şerbetine döndü. Bak, ödüm kopuyor. İnşallah bunlar içeride birbirlerine saç baş dağılmazlar İbrahim. Dur bakalım, dur. Senin kızlarla içeride olman daha iyi. Ben erkeklerle baş başa kalayım. Tamam. Kavga ederlerse ayırması daha kolay olur. Kızlar hadi gel, istediğimi gezdireyim. Gel. Böyle işte. Sağ canım benim, gel. Ay, sağ ol ya. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ay, geçiyor. Gel, gel. Tabii, 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 tabii. Evet ya. Ortak konu. Evet. Yaz da geldi ya. Var mı yazın? Ne iş güç yani, tatil yapabilecek misiniz? Plan var mı? Yazın vallahi işte Allah nasip ederse ben bir umreye giderim. Aa, Allah kabul etsin. Ne güzel. Amin amin. Aa, çok pardon. Hüseyin'cim, umre şey Mekke'de Kabe'yi ziyaret. Ama hac değil. Hac başka bir şey. Tamam mı? Gerçi hacı da bilmiyorsun. Mekke'yi biliyor musun? Mekke. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Biliyoruz herhalde Mekke'yi de, hacı da, umreyi de. Ha, ben sohbete yabancılaşma diye şey yaptım ya. Vay be. Ha. Siz yazın ne yapmayı düşünüyorsunuz? Efendim, bir arkadaşım Bodrum'da işletmeci, bir kokteyl bar açıyormuş. Davet etti açılışına. Gidelim dedik ona. Bir haftada kalırız, güzel. Bahane ederiz dedik. Çok pardon, araya gireceğim ama anlaşılmaması açısından. Mesut'cum, kokteyl dediği şey... böyle birçok çeşitli içeceğin belli ölçülerle böyle karıştırılıp böyle şekilli şukullu bardaklarda böyle servis edilmesi. O kokteyl. Kokteyl ne ola ki acaba? O kökteyl değil lan. Kokteyl. Ko'yla. K
Kayseri, Ordu... Ulan şaka yapıyorum, Allah Allah. Uzaydan gelmedik herhalde biz de ya. Aptal mıyım ben? Estağfurullah. Estağfurullah da mı biliyorsun? Tövbe tövbe. Oo, kombo yaptı. Tövbe tövbe mi? Hüseyin, lan sekülerim ayağına bizi mi yiyorsun ha? Seni. Sen niye böyle davranıyorsun ya? Allah Allah. Ben de kokteyli biliyorum ama içmiyorum. Ne var bunda? Hüseyin içiyor. Üzülüyorsun değil mi? Kızıyorsun hatta Hüseyin'e. İçmesini istiyorsun. Ona böyle bir sürü kıssalar anlatıp onu doğru yola çağırmak istiyorsun değil mi? Ne münasebet? Bana ne kardeşim, Allah Allah. Hüseyin Bey öyle bir şey yok. Ya estağfurullah. İsteyen ya. İstediği gibi yaşasın. Ya herhalde canım, olur mu öyle şey? Ay beyler, çaylar geldi. Ay afiyet olsun valla. Özenerek yaptım. İnşallah da beğenirsiniz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yardım edeyim şöyle. Çok teşekkürler. Sağ olasın. İbrahim. Bir gerginlik yok deme, kavga çıktı mı? Yok, ben idare ediyorum arkadaşlarım. Sen de durumlar nasıl? Ay bende de vallahi enteresan bir şekilde çok iyi gidiyor arkası. Sen merak etme bana. Dikkat edin bana. Sen merak etme. Tamam, kendini neden bırakma. Tamam. Ama... Tamam, merak etme. Ya yengem zahmet etmiş ama Ramazan'dan çıktıktan sonra gündüz yemek de böyle bir türlü alışamıyorsun ya, bir tuhaf oldu. Mesut, sen şimdi böyle anlatıyorsun ama Hüseyin şimdi diyecek ki, Ramazan kim? İbrahim'cim, eğlenceni bölüyorum ama Ramazan ne olduğunu biliyorum ben kardeşim. Aa! Senin amacın ne abi? Yani şimdi Hüseyin seküler, sen dindarsın ya. Senin bildiğin şeyleri Hüseyin bilmez diye düşündüm. O yüzden. Ya Ramazan'dan bahsediyoruz. Fıkıh, tefsir demiyoruz ki. Ayrıca hangimiz beklemedik Ramazan'da pide kuyruğunda? Aa, siz Ramazan pidesi mi yiyordunuz? Hadi edeyim. Neler yapıyorsunuz? Ne işle meşgulsünüz? Vallahi ne yapalım Müslüm Bey? Ben bir gıda şirketinde müdürüm. Öyle gıda, mi? Evet, dağıtım, üretim vesaire. Aa, biz de lojistik yapıyoruz. Aslında gıda çalışmak istiyoruz biz de, biliyor musunuz? Gerçekten evet, mi? Evet, evet. İnanın çok üstüne denk geldi. Son dönemde pek memnun değiliz dağıtımcımızdan. Hem sevkiyatlarda da sorun yaşadı. Hı. Bir de malum araya seçim falan filan girdi. Girme, seçim konusuna girme işte. Yapma, hassas konu o. Seçim konusuna girme, ne olur ya. Oğlum seçim konuşmuyoruz, iş konuşuyoruz. Ayrıca seçimde seçim ne var ulan? Bir tane oyumuz vardı, verdik bitti. Aa. Evet, kullandık oyu, beraber yaşıyoruz. Ne oldu? Seçim konuşsak ne olur? Ha, şimdi yumruk kumluğa kavgaya tutuşacaksınız değil mi? Allah Allah. Allah Allah mı? Abi şimdi Mesut'un yanında böyle Allah Allah deyip şov yapma bak. Evet, Hüseyin. Çakalsın ha. Ben gerilmeyin diye, sohbeti gerginlik çıkmasın diye uğraşıyorum ya. Ya ne olur şu konuyu değiştirelim artık. Bir sakinleş artık. Aynen, konuyu ya filmlerden bahsedelim mesela. Bu Oscar'lara ne diyorsunuz son dönemde? Ya eskiden bir film olurdu, Oscar kazanacaksa evet, hep beraber aynı şeyi hissederdik. Şimdi bir tuhaf ya. Şimdi bir değişik yani. Hmm. Ne bileyim, nerede kaldı o mesela Esaretin Bedeli gibi bir film ha? Çok severim. Esaretin Bedeli inanılmaz bir filmdir ve enteresan, o film Oscar'ı yok. Aa. O dönem işte Pulp Fiction olsun, ne bileyim, Forrest Gump. Onlar aday olduğu için bu filmi Oscar alamadı tabii. Aynen. Mesut, sana inanamıyorum. Neye inanamıyorsun yine ya? Oğlum sen Çağrı'dan başka film bilir misin? Ha, ben bir tek Çağrı'yı mı izleyebilirim? Yalnız çok iyi film Çağrı. Ha, Ömer Muhtar da vardı, doğru, pardon. Ne? Bir dakika. Sen de Çağrı'yı mı izledin? Ben ne yaşıyorum ya? Ya sen bizi nasıl bir kalıba soktun ya? Ha? Farkında mısın? Ya ben Hüseyin'le tanıştım. Çok mutlu oldum bu arada. Aynen. İyi ki tanışmışız. Keşke daha önce tanışsaydık. Tanıştırsaydın da ticaret yapardık belki. Senin bu ön yargın nedir abi? Ön yargı falan değil oğlum. Allah Allah. Benim gördüğüm, duyduğum herkes gırtlak gırtlağa birbirine bağıra çağıra kavga ediyor. Dizilerde, sosyal medyada öyle görüyoruz yani. Ön yargı falan yok. Ayrıca yani siz böyle birbirinizi gırtlaklamayın diye ben uğraşıyorum burada. Sen zaten sekülerizmi de dini de böyle sosyal medyadan, dizilerden takip ettiğin için böylesin. O yüzden bu kadar yoz ve sınırsın. Oğlum gerçek hayat bu değil ki. Ayrıca zaten sana kalsa senin kodlarınla ben kardeşimle camiye gidemem, o benimle operaya gelemez. Böyle saçma klişe kodlar artık, bıktık lan bunlar. Mesut'cum opera şey, tiyatro ile müziğin böyle birleşimi gibi. Operada tiyatro yapılıyor gibi ama böyle böyle yapılıyor. İşte opera o. Hadi kardeşim. Biz gidelim, başka bir yere gidelim. Biz seninle bir daha görüşmeyeceğiz. Aman, nasıl ya?
Çiçekciğim, bundan sonra sen benim kardeşimsin. Ay vallahi Firdeciğim, sen de öyle ya. Jale, biz bundan sonra seninle görüşmüyoruz artık. Aa, ben ne dedim ya? Aa, bunların anlaşmasında ben şaşırdım diye bana düşman kesildiler. İbrahim, bunlar çok iyi anlaştı. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Jale! Aynısı burada da yaşandı. Ne? Mesut'la Hüseyin de çok yakın arkadaş oldular bir anda ya. Beni dışladılar. Ben nasıl oluyor anlamıyorum. Hüseyin sen sekülersin, Mesut sen dindarsın. Asıl sen nesin sen? Onu söyle bize. Ya. Belki zor bir mesele, hey! Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırımıza ve de sen de söyle.